Merhabalar, ben Aslı Nur. Böylesi bir çağda size duyulmamış vaat ettiğimi söylemem çok zor. Kendinin en iyi versiyonuna dönüş motosuyla yaşarken her telden konuda notlar tutarak öğrendiklerimi hem kendim hem de sizin için paylaşıyorum. Belki de söylenecek yeni bir söz kalmadı. Herkes her şeyi söyledi. Ama gelin bir de benden dinleyin. Herkese merhabalar. Bugün kayıtta yalnız değilim. Yanımda Halil var ve bu kaydı alacağımız için de gerçekten heyecanlıyım. Çünkü hem benim hem de büyük bir kesimin dikkatini çekebilecek ilginç bir konu olduğunu düşünüyorum. Halil neden yanımda? Çünkü Halil bir astronom ve onunla uzay, bilim, girişimleri her şey hakkında konuşacağız. O yüzden bayağı keyifli bir muhabbet olacağını düşünüyorum şimdi de. Halil hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? Merhaba Asıl. Teşekkürler. Ben de çok heyecanlıyım. Davetin için de teşekkürler. Beni tanıtırken de astrolog demediğin için teşekkür ederim. <laughs> Hayır böyle böyle bir karışıklık yapacağımı sanmıyorum. Arada uçurumlar olduğunu düşünüyorum tabii ki. Oluyor bazen. <laughs> sen yapmasan da <laughs> en azından. Evet ağız alışkanlığı değil i̇yiyim, mi? Sen de iyisindir umarım arada. Evet aynen. İsim Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben de iyi. Şimdi konuya şuradan girmek istiyorum. Ben seni nereden buldum? Biz nasıl seninle bu kaydı alıyoruz? Nasıl tanıştık? Şimdi kendi aramızda da bir türlü karar veremediğimiz bir konu bu. Ya, biz gerçekten seninle nasıl tanıştık? Ben hatırlamıyorum. Bir de çok uzun zamandır tanışıyoruz ve sadece e, sanal olarak birbirimizi gördük. Hiç yüz yüze gelmedik. Bu da çok ilginç bir detay tabii. Aa, ya bir dönem galiba sen de İstanbul'daydın. İstanbul olduğun bir dönem var. Hayır ee, yok. Olmadın mı? Ama... İşte çok ilginç Bak. tesadüfler silsilesi sonucu. Ama ben şöyle bir şey hatırlıyorum. İşte, or yani Herhalde o kısa süreliğine mi geldim bilmiyorum ama öyle bir süreç hatırlıyorum da bir şeyler... Olabilir. Ee, ya 5-6 yıl olmuştur herhalde. Belki bir tık fazla bile olabilir. Çünkü benim lisansımdan beri hani ben takip ediyorum. Bir de şey oluyor. Hani sen aslında alanlarımız farklı ama bir şekilde paylaşılan şeyler yani senin paylaşımın ya da tarzın diyeyim. E, ha evet ya bir şeyler öğrettiği için bana en azından. Ben hep takip etmeye devam etmiştim. Öyle zaten arada da konuşuyorduk. Hani birbirimizin hikayesine yanıt veriyorduk falan. E, öyle hep devam etti. Ama yüz yüze görüşemedik çünkü hiç hep benzer yerlerde değildik zaten. E, belki çok kısa süreli olmuştur ama genel anlamda farklı şeylerde olduğumuz için ama ben hep bende pozitif işte takip ettiğim bir grup arkadaştan bir ee, o da demek ki öyleymiş gerçekten hani iletişimimiz ilerledi bu noktaya geldi hani sonrasında da yine bu ilk konuşmamızla değil evet evet ya ben de öyle düşünüyorum çünkü şöyle şimdi seni takip ediyordum 5-6 sene diyorsun ki senin bu girişimlerin hangi yıla dayanıyor şu an hatırlayamadım ama yine her zaman bir şeyler yapıyordum sen Aa bu çocuk neler yapıyor falan diye hemen böyle takip etmiştim. Ve sürekli eğitimlerde işte uzay hakkında Stellar Lab diyor bu çocuk bu ne falan işte e, hani bir ilgi uyandırıyordu bana. Ben de aynı şekilde o yüzden hep seni e, takip etmeye devam ettim yani. Yoksa genelde insanları e, gözün yaşına bakmadan takipten <laughs> çıkarım. Ya bu kötü bir şey değil çünkü gerçekten sanal dünya çok kalabalık olabiliyor bazen. Yani ben mesela giriyorum işte binlerce insan aslında belki yüzde otuzuyla en fazla iletişimim var. Kesinlikle öyle. Yani bir de şöyle oldu benim için en azından. Şimdi WhatsApp'tan insanlarla konuşmuyorum artık resmen. Sadece Instagram üzerinden insanlarla iletişim kuruyorum. Evet. Çünkü evet <laughs> çünkü insanların e, orada yaptığı paylaşımlar üzerinden, aa işte bu filmi mi izledin güzel miydi diyebilirsin mesela. Aa bu kursa mı gittin? Nasıldı? Ya bir muhabbet aç açıp konuşabilirsin. Ama Whatsapp'ta durduk yere selam yazmak garip. Anladın mı artık? Yakındaysan aynen. <laughs> evet evet kesinlikle insan yani. hayatı orada. Sen de bahsettiğin ben de seni orada hep görüyorum ya işte şunu yapıyorsun böyle bir şey paylaşıyorsun ya da benim yaptığım şeyleri sen orada gördüğün için hep orada gidiyor. İnsan birbirini sürekli güncelliyor. Halil şu an bunu yapıyor. Aslı burada işte Almanya'ya gitti herhalde artık falan. Hep böyle bir şey yani orada bir güncellik var her zaman. Yani kesinlikle işte o güncellikle zaten birbirinin hayatını takip edebiliyorsun. O da mesela bazen hiç konuşmasam bile içten içe... Ya öyle oldu bak benim açıkçası. Yüz yüze bir ortama, ortama gelmişiz ve bir şekilde diyelim Instagram'dan takipleşmişiz. Daha sonra aradan yıllar geçmiş diyelim konuşmamışız. Bir şekilde bana mesaj atıyor. Aslı ben senin ürettiğin şeyleri çok seviyorum. İşte şunu anlattım, bunu anlattım diyebiliyor. Ve ben hani o mesela kendi tek taraflı bir ilişki geliştirmiş kendi evet, açısından. Ama bu bana yansıyana kadar benim bundan haberim olmuyor. Ben biraz aslında Instagram'da bundan şikayetçi oluyorum. Ama onun dışında hani Instagram'ın ya evet ya benim açımdan açıkçası gerçekten ilişkiler sadece Instagram üzerinden yürüyor ve seninle de yani bu noktaya geldiği için gayet mutluyum. Şimdi burada bir hemen senin astronom şimdi astronom bir kere Türkiye'de nasıl desem hani uçuk bir meslek grubu. Evet. Ya seçmek için gerçekten çok ilginç bir meslek grubu ve seçerken de hani anne babaların bak hadi oğlum kızım astronom olacak diye teşvik gösterdiği bir dal da değil. Çünkü böyle sadece sanki NASA'da çalışabilirsin, ee, hani e, Türkiye'de yapabilecek çok fazla bir şeyleri yoktur gibi bir izlenim uyandıran bir meslek grubu. Şimdi sen bir astronom olarak buralara nasıl geldin? Seni etkileyen neydi? Çok tatlı bir hikayen var. Onu da ben tekrar senden dinlemek istedim. Evet, tamam. Ya şöyle hani benim gibi aslında bu bana özgü bir şey değil. Yani çocuk dediğin şey zaten çok meraklıdır. Ee, ama işte tabii karşısına çıkan şeyler o bazen o merakını büyütebiliyor, bazen büyütmeyebiliyor. Ben biraz şanslıydım, şöyle şanslıydım. Benim işte ben uzaya çocukluğumdan beri meraklıyım aslında ve bu şeyle başlayan hep anlatırım. İşte ben kitapta bir tane Satürn resmi gördüm. Ya yani muhtemelen 3. ya da 4. sınıftaydım. Öyle bayağı küçüktüm yani. Ve o Satürn resmi çok ilginç. Öğretmen şey demişti ya öğretmenimiz ya halkası var. O kadar anlık böyle bazen insanda böyle bir derin merak oluşur ya. Öyle bir şey olsun. Bir dakika ya halka nasıl olabilir? Yani gezegen dediğin yuvarlak bir şey. O halkada yürüyebilir miyim diye böyle kendi kendime böyle yürüdüğümü hayal ettim. Ya yani çok enteresan bir şey. yani daha önce hiç tatmadığın şeyler. Marslı filminde şey diyor işte orada başrol oyuncusu işte burada yaptığın her şey ilk diyor. İlk kez burada bir insan yürüdü. İşte otursan ilk kez bir Mars'ta oturmuş. Saçma gelebilir ama bu hislerin ya bu bu olayların insanda oluşturduğu hisler çok tuhaf şeyler. Neyse ben de o an ona böyle çok büyük bir merakım oluşmuştu ama o an hadi astronom alıyorum demedim tabii haliyle. E, ama o süreçten sonra işte ben o bir şekilde içimde kaldı ve hani 6. sınıf 7. sınıfta de öğretmenim başka bir öğretmenim şey demişti böyle sert baya sert bir öğretmendi. Ben ona böyle ajanlama götürdüm. Orada işte Satürn'le ilgili bilgiler de var. Başka şeyler de var. Doğayla ilgili şeyler de var. Tarihle ilgili de var. Her, hemen ben her konuda ilginç buldum. her şeyi yazıyordum. Bana sert çıkıştı dedi ki bir alan seçmelisin. Böyle olmazdı Bir insan bunların hepsinde uzmanlaşamaz dedi. Ama iyiliğimi düşündü tabii de. Ben de ciddi kafama taktım. Bir dakika ya dedim. Hani demek ki böyle olursa hiçbir şey başaramam. Sonra dedim ki ben en çok neyi seviyorum? Ya işte elektrik çok sevdim gerçekten. Elektrik elektronik bir şeyleri açmak falan inanılmaz hoşuma giden bir şeydi. Ama bir de astronomi gerçekten gökyüzünü çok seviyordum. Sonra tabii bu süreç hep bende de kaldı. Çünkü ben okulda veya aile ortamında özellikle annem tarafından yani desteklendim açıkçası. Yani insanlar bu ne ya falan demediler. sakin liseye kadar, <laughs> lise sonuna kadar. Ama o yüzden de bu bende hep geldi. Lisedeyken de bir kavga olmuştu bir gün okulda. Ee, böyle başka ben bir iki defa hayatımda herhalde kavga etmiştim ama bir kavga oldu başka bir günün kavgasıydı sınıfta dersler oldu böyle işte motivasyon konuşmaları oldu falan. Bir hocamız da şey dedi arkadaşlar siz lise birsiniz ama bu dört yıl bir anda bitecek ve kendinizi üniversite sınavı karşısında bulacaksınız. Hemen bölümünüzü seçin falan. Ben de şey ya ben astronom olmak istiyorum tamam bunda karar verdim yedi sınıftayken. Ama bunu yapmak için nereye gitmem lazım? Orada da İstanbul Üniversitesi'ni kendime hedef koymuştum ya da Ankara. Böyle bir süreçti ama tabii zorlukları şöyle vardı. Yani Annem astronomik astronomi kelimesini de duydu bu arada. yani Dolayısıyla ya acaba özellikle lise sonunda e dedi yani bir düşün demiştir haliyle tabii ki. Ama yani risk aldım ya. Öyle yani. Sonra devam etti. Şimdi şunu sormak istiyorum. Sen Urfa'lısın değil mi? Evet evet. Bu söylediğim olaylar zaten liseye kadar Urfa'da geçiyor. Ve e, bazen de maalesef Türkiye'nin bazı durumlarından çok şikayet ettiğini de görüyorum zaten. E, biliyorum yani. Neredeyse büyük çoğunluğumuz gibi diyeyim. Şimdi Urfa'da yetişiyorsun ve Urfa'nın da kendine has bir kimliği var. Evet, yes, yes. Ve astronomiyle bu kimliğin çakıştığı ya da çakışmak demeyeyim ama birbirine uzak olduğu e, çok fazla alan var. Ve sen buradan sıyrılıp yani hani astronomi gibi bir alana yönelmen ve hani annem beni destekledi diyorsun. Bunlar çok güzel şeyler. Evet, e, ya... Şöyle bir şey var ama o önemli. Evet 20 ben çocukken de 10, 10 yıl önce de 15 yıl önce de işte belki 20 yıl önce de bazı terslikler ve benim hala bugün şikayet ettiğim şeyler vardı ama çok küçük bir şey söyleyeyim. Biz o zaman ben çocukken ve hatta lisenin başlarındayken bilim dergileri çıkarıp Urfa'da satıyorduk biz bunları uzayla ilgili dergileri. İnsanlar bir grup insan için en azından bilmese bile ne olduğunu anlamasa bile... En azından çocuğum okur diye bizden o dergileri satın alıyordu. Ben hayatımda ilk kez parayı böyle kazandım. Şimdi böyle bir şey kesinlikle yapamayız. Çünkü o dönem öyle insanlar vardı. Onlar nereye gitti bilmiyorum. Urfa Gerçekten için bile. Mi? Evet. Urfa için bile böyle. Ya biz o poşetlerini taşıma yardım ettiğimizde bize kitap veren teyze, ablalar da vardı. Teyzeler de vardı. O insanlar şu an yok. Yani bu aslında Türkiye'nin genel olarak belki başına gelen bir şeydi. Ama Urfa'da da oldu. İşte o zaman küçük böyle şeyler vardı. Belki Türkiye Urfa'nın yüzde 10'u 5'iydi. 3'üydü ama onu destekleyecek bir kesim vardı anlayamıyorum. Peki bir kesim. şimdi neden artık olmadığını düşünüyorsun? Ee, ya çünkü insanların refah seviyesi düştü ve buna yönelme hani bu bir lüks gibi olmaya hmm. başladı. İkincisi gerçekten eğitim, okumak ve bilim değer bu insanların gözünde değersizleşmeye başladı ya genel toplumun gözünde böyle şeyler. Sanki bilimle uğraşmak boş işle uğraşmak gibi evet. mi gelmeye başladı? Aynen öyle. Şöyle üniversite okumak da birçok lise öğrencisi için gereksiz gibi duruyor. Açıkçası ben de öyle düşünüyorum biliyor musun? Belki bu söylediğim şey <laughs> şaşırabilirsin. Yo, hiç Ama yok. ben şu an günümüz Türkiye'sinde üniversite okumanın çok gerekli bir şey olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Kesinlikle. Çünkü eskiden üniversite okumak demek garanti uzman olabileceğin bir işin sahibi olman demekti. Yani gerçekten altın bilezik sahibi olman demekti. Ve şu an herkesin altın bileziği var. Kaç tane altın bileziği olduğunu yarıştırıyor. Aynen. Ve üstünden Aynen. kaç yıl tecrüben olduğu vesaire ki bazen bunlar bile yani önemli değil. O yüzden bence hani Artık üniversite bir meslek sahibi olma e, olayından çok sapmış bir alan. Yani bence çok da gerekli değil. Mesela ya neyse, şimdi bir alan vermek istemedim e, aklımda vardı ama e, etiketlemek istemiyorum. Türkiye'de değer görmeyen bir herhangi bir e, alanda sen diyelim okuyorsun. Ya sonra ne yapacaksın? Gerçekten hani herkes diplomalı işsiz oluyor ya da diplomalı ama kendi alanında çalışmayan bir yere dönüşüyor. Bu, bu Türkiye'de gerçekten çok büyük bir sorun. Zaten yakın zamanda bununla alakalı bir reels çekmeyi düşünüyorum. Ee, ben de yeni öğrendiğim bir kavram var onunla alakalı. Bence ilginç hani Türkiye gerçekten çok fazla artık ne istihdamda ne oku ne okuyor ne istihdamda böyle çok fazla bir kesim var Türkiye'de ve hani e, artık nüfus artışı mı desem yanlış eğitim sistemimi desem bir şekilde bunun toparlanması lazım çünkü. Evet çok garip ama sen en azından şanslı kesimdesin ya da belki artık biz son şanslı kesimiz mi desem abi, bilmiyorum tabi ee, bir şekilde şansın umarım yaver gidiyor gibi gözüküyor daha sonra mesela üniversiteye gittin neler oldu sonrasında mezun oldun nasıl devam etti bir de onlardan bahset bize minik ben tabii bu söylediğim konuştuğumuz olaylar Urfa'da geçiyor. Hani bir Şanlıurfa'dan İstanbul'a gitmek çok büyük bir şey olay yani. Sadece bunun bile insana öğrettiği çok şey var. Bir de bu bir tatil değil. Orada yaşamaya başlıyorsun. Neyse İstanbul Arsonomi bölümünü başladım ve benim şey çok problemli başladı. Çünkü bir metropol yani İstanbul'a adaptasyon gerçekten zor. E, alıştıktan sonra bir sorun yok ama e, alışma sürecinde ben şöyle bir şey yaptım. Bizim bir topluluğumuz vardı. Ona katıldım. E, Türkiye'nin en eski astronomi topluluklarından biri. Hatta genel anlamda en eski topluluklardan biri. Şu an 35 yaşında olması lazım. Harika. E, o işte bir gün 23 insan etkinliği vardı. Oraya gittik ve çocuklara astronomi anlatmaya başladım ben orada. Aa bu hoşuma gitti dedim ve beni de iyi hissettirdi. Ondan sonra kulüpten çıkamadım zaten. Üniversite süreci öyle geçti. Sürekli topluluk dışında hiçbir şey yapmadım ama topluluğun içinde her şeyi yaptım. Yani Bir sürü insan tanıdık. Bir sürü yere gittik yani. Ve böyle bir şey süreçti. O, ondan sonra zaten mezun oldum. Ki bizim bölüm biraz ağırdır. Ben de zorlanarak mezun oldum. Fizik temelli bir bölüm. Hmm. Ee, böyle. Değil. <laughs> e, bu arada şunu eklemek istiyorum. Bence çok önemli bir şey söyledim. Şimdi lisedeki ve üniversitedeki son zamanlarda bu yaş aralığındaki insanlar beni fazla dinlemeye başladı. Büyük ihtimalle Instagram'ın bir etkisinden dolayı podcast'a yöneliyorlar. Şimdi şunu belirtmek istiyorum. Üniversite ...biraz insanlar şöyle bakıyor... ...ailemden uzakta... ...yetişkin gibi hissedeceğin ilk ortam... ...bir heyecan var... ...bazısı gerçekten hani... ...bu özgürlüğü biraz yanlış değerlendirebiliyor... ...ama üniversite aslında... ...sizin kendinizi geliştirmeniz için... ...belki de işe girmeden önce... ...çünkü gerçekten işe girdikten sonra bunu yapmak için... ...fırsatı olmadığını görüyorum insanların... ...herkes bundan şikayet ediyor... ...hiç vaktiniz kalmıyor yani hani... ...işe gidiyorsun işe geliyorsun... ...bitti hayat bu hafta sonu dışında... ...ve üniversite gerçekten senin son kez kendini geliştirmek için gerçekten bir şeyler yapabileceğin bir 4 sene 5 sene. Ya bu çok iyi değerlendirmeli ve üniversite kulüpleri çok önemli bu konuda. Mesela ben küçük bir üniversitede okudum ve gerçekten kulüpler pek de aktif değildi. 3-5 aktif kulüp vardı. Ne yaptık biliyor musun? Kendi kulübümüzü kurduk. Genç tema. Hı hı. Ve kendimiz bir şeyler yapmaya çalıştık. Çünkü hani ya yok. Ya yok deyip geri çekilebilirsin. Ya bu da bir seçenek. Ama sen de bir şeyler yapabilirsin. İnsanlar o zor yolu tercih etmek istemiyor. Ama kulüpler kesinlikle çok e, müthiş ortamlar yaratabiliyor yani nerede olursanız olun. Görmüş biri olarak söylüyorum. Networkümüzü çok geliştirdi. E, ona göre hani kendimiz kişiler olarak mesela ben de gerçekten bir grup nasıl yönetilir bu konuda gerçekten bir e, bakış sahibi oldum. Zor, zor bir şey gerçekten herkesi memnun etmek e, bir şekilde emir verebilmeyi öğrenmek vesaire bunlar bambaşka konular zaten. O yüzden bunu da söylemek istedim. Yani sizinki de mesela diyorsun 30-35 senedir devam ediyor. Ve hani kimler gelmiştir, kimler geçmiştir harika bir ortam. O yüzden bunu söylemeden geçmek istemedim. Aslında çok... Mezun olduktan sonra hayatın hangi gerçekleriyle karşılaştın? Nerelerde çalıştın? Bir astronom ne yapar Türkiye'de? Ya şimdi şey söyleyeyim. Bir astronom Türkiye'de ne yapar? Depresyona girer bence. <gülüyor> <gülüyor> Ben ya yani böyle bu laf böyle popüler anlamda da biraz kullanıyorum. Yani ben gerçekten e, İstanbul'daki son yılım e, o 2018 yılından bahsediyorum. şeydi yani çok zor bir yıldı. Çünkü ne yapacağımı gerçekten bilmiyordum yani. Evet. Eee benzin olurken de şey dedim, şey düşündüm. Ya işte ben üniversite yıllarında hep az önce bahsettiğim olay yani hep toplulukta bir şeyler yaptım ve beni iyi hissettirdi. E şimdi artık üniversitede bitti. Ben kendim bir oluşum kurayım dedim. Sizin gibi yaptım ben de. Birle Labi kurup han İlk iki buçuk, yaşında vardı bu 2018'de kuruldu zaten ben bitirdiğim gibi. iki e, buçuk yıl, üç yıl hatta sivil Toplum Kuruluşu olarak devam etti. Şimdi de böyle bir profesyonel şey. Stellar hep kuruldu. Ben o sırada aslında üniversite bitmeden önce de, üniversiteden sonra da hep uzun soluklu olmasa da ortalama bir yıl kadar süren farklı kurumlarda hep astronomi eğitimleri verdim. E, hala da devam ediyorum. E, bir kısmı İstanbul'da, e, Şanlıurfa'da ve Adana'da olmak üzere böyle farklı yerlerde hep eğitimler verdim. Hala onlar devam ediyor. Ee, ama bu şey son olarak onu söyleyeyim. Gerçekten benim kulüple binlerce insanla tanışmamın bir sonucu olarak aslında insanlar bir yerde bir bir şey olunca beni arıyorlar söylüyorlar. Belki sadece bölüm okuyup çıksaydım bu bahsettiğim hiçbir şey de olmayacaktı. Yani zaten çok yeterli evet. değil ama öyle yani. Kesinlikle bence çok katılıyorum söylediğine. Yani bir meslekte çok fazla şey bilebiliyorsun, bilebilirsin. Ama insan tanımıyorsan bunun hiçbir kıymeti olmuyor. Ya bu evet. gerçek yani hani İnsanların hani senin referansını sormasının da tabii ki bir sebebi var. Kimleri tanıman tanıyor olduğun, kimlerle tanışık olduğun, e, ne kadar yakın olduğun bunlar kesinlikle önemli yani. Ben insanlara gerçek... inanıyorum evet. Evet, evet. Peki eğitimler veriyorum dedin. İnsanlar bu eğitimlere ulaşmak isteseler nasıl ulaşabilirler, hangi kanallardan? Ya birincisi bazen bireysel davetler oluyor bize. O zaten kurumlar bir şeyler planlıyorlar, davet ediyorlar, gidiyoruz ya da ben farklı kurumlarda eğitim veriyorum. O sadece o yerel bölgedeki insanlar o kuruma kayıt yapınca oluyor. Hmm. E, ama herhangi biri için söyleyeyim. E, biz ben ve diğer astronom arkadaşlar, uzay mühendisleri, herkesin aslında bizim ekibimizin sitelerle üzerinden buna ulaşabilirler. Profilleri önemli olmak önemli değil. ya yani ağırlıkla tabii çocuklar ve gençler ama yetişkinlere e, öğretmen grubuna, işte farklı topluluklara da veriyoruz. Ama gençler ve çocuklar tabii açtığımız eğitimler için söylüyorum. Belki %70'i onlara ama sitelerle üzerinden ulaşabilirler. Evet ben zaten hasta öyle biraz daha detaylı anlatmanı istiyorum Çünkü Türkiye'nin ilk ve tek dijital astronomi kütüphanesi ve sen bir yani mezun oluyorsun bir girişim yapayım bari diyorsun ve Türkiye'de ilk kez olan bir şey kurmaya cesaret ediyorsun şimdi bu nasıl gelişti bu kütüphanenin içerisinde neler var bunlardan azıcık konuşalım Ya StellarLabStore.com'a insanlar girince biraz görürler ee... Şöyle öğretmen, ben çok sık öğretmenlerle çalışıyorum ki ben kendim de astronomi eğitimi eğitmenliği yapıyorum diyeyim e, yıllardır. insanların hep şöyle bir şikayeti var. Aslında bu yine konuştuğumuz diğer sorunlarla ilişkili. ya Türkçe astronomi bir içerik yok deniliyor. Özellikle öğretmenler bunu söylüyor. Bir fen öğretmeni veya lisedeki bir öğretmen e, gençlere de çocuklara uzayla ilgili bir şeyler anlatmaya kalktığında fen öğretmeni olsa bile bu öğretmenin... E, lisans hayatında astronomi ilişkin bir eğitimi yok. Dolayısıyla gidip Google'layacak yani. Başka bir, çok seçenek yok veya bir kitaplara bakacak. Ama gerçekten Türkçe'ye çok sınırlı kaynaklar var. Stellar Lab de aslında bu açığı kapatmak için. Çünkü öğretmenler eğitim mezunu ama astronomi ilgili bir şeyler görmüyorlar. Astronomlar astronomi biliyorlar ama onlar da pedagoji bilmiyor. Yani biz ne... Konuyu biliyoruz ama nasıl anlatacağımızı bilmiyoruz. Arada bir kök boşluk var yani. Stellar Lab o boşluğu kapatmak için oluştu. İlk oluştuğunda da PDF içerikler koyuyordu sitesine. Böyle bir yapıydı. Yani bir web sitesi için ve PDF'ler var. Öğretmenler bunları indiriyor. Bunlar işte bir maket olabiliyor çıktısını aldıktan sonra. işte güneş saati modeli olabiliyorlar mesela. Çok basit araçlarla bu arada. İşte çocuklar için astronot maskesi haline gelebiliyorlar. iki boyutlu, üç boyutlu. Böyle bir kütüphane her geçen gün orada içerikler artıyor. Siteler de bu şekilde ortaya çıktı. Sonra projeler, etkinlikler, eğitimler, farklı farklı programlarla böyle dallar dallandı. Liselerin olduğu gruplar oluşmaya başladı. Dergi çıkmaya başladı falan. Şimdi böyle bir çok kollu bir yapıya döndü diyeyim ben şimdi sen böyle çok hızlıca anlatıyorsun ve önemsiz gibi üstünden geçiyorsun ama biz seninle bunu ilk defa detaylı konuştuğumuzda ben çok şaşırdım çünkü yaptığınız şey yani e, çok önemli bir şey Türkiye için ve hiç kolay bir şey olduğunu da sanmıyorum çünkü ne kadar çok bir yapıya dönüşürsen o kadar idare etmesinden az önce söylediğim gibi zorlaşmaya başlıyor ve e, hani bir olayın birçok farklı yönünü görmeye başlıyorsun e, bak bu eksik de var şu eksik de var ve dediğin gibi Türkçe kaynak yoktu astronomi konusunda diyorsun. Ben sana şöyle söyleyeyim. Türkçe kaynak zaten yok. Bilim alanında yok var evet. mı? Okurken mesela bilimsel bir alanda oku, okuyorsan bir şeyleri. Üniversite boyutunda diyelim. Sen Senin İngilizce bilmeme gibi bir şansın var mı? Ben olduğunu zannetmiyorum. Yani hani tamam hadi diyelim Google Translate kullana kullana mezun oldun. Ama bu seni bir yerlere getirmesi bana imkansız gibi gözüküyor. Yani İngilizce'nin ortak bilim dili olduğunu kabul etmek ve e, kesinlikle dediğin gibi e, bunu göz ardı etmemek gerekiyor. Ama onun yanında sizin mesela hani bu gerçeği bir tarafa koyarsak bu kaynakları Türkçe olarak erişilebilir e, bir şekilde hani açmanız bence de çok çok değerli. Ve daha sonra dediğin gibi genişliyorsunuz, e, lise grubuna geçiyorsunuz ve onlar bir bilim dergisi çıkarıyorlar. Hı hı. Birazcık ondan bahset istersen. E, tabii ya onlara da bu arada liselileri hemen söyleyeceğim. Öncesinde şey söyleyeyim. Ben kendim hiçbir zaman popüler düzeyde bile olsa Türkçe'yi aramıyorum. Eğer konu buysa bilimle ilgili. Ben de kesinlikle aramıyorum. Mesela Instagram'da bir Reels yapmıştım ve insanlar bana ben bunu arıyorum ama bulamıyorum demişti. Tamam mı? Detayına girmeyeceğim. Ve ben şunu fark ettim. Dedim ki artık insanlara Türkçe mi arama yapıyorsunuz? Yani Türkçe arama yaptığınızda çünkü karşınıza böyle bir konu hakkında bir şey çıkması imkansız. Evet. Yani çok üzgünüm. Keşke hani Türkçe bilimde bu kadar yer edebilse. Ama gerçek bu değil yani. O yüzden evet. Aynen öyle. Ya işte bilim insanları da biraz üstten bakıp bu konuya eğilmediği için hepsi için söylemiyorum bir kısmı için. Dolayısıyla bir şeyler oluşmuyor ortada. Biz şöyle o liseli grubundan da bahsedeyim. Biz aslında şimdi çocuklara içerikler üretiyoruz. Ee, ve bunlar da tabii muhatabı genelde öğretmenler ve ebeveynler oluyor. Arada böyle bir kesim var. Yani liseler, gençler onlara ulaşamıyoruz. Ben de şöyle bir, ya ulaşmayalım belki de ilgileri yoktur üzeri kuşağının diyebiliriz ama şöyle bir şey var. Benim e, bir tane blogum var. İşte blogumda böyle hatta uzun yıllarda da yazmıyorum ama hani böyle ufak tefek yazılar yazdığım bir blog vardı ve blogda ortalama bir yazı yazdım, paylaştım. 100 kişi falan okur. Öyle söyleyeyim, ortalama. Şimdi ben bu blogu yazarken e, şeyden de bahsedeyim dedim. Ya bana çok soru geliyor. Türkiye'de astronomi okumak nasıl bir duygu? İşte nasıl bir süreçtir? Neler, neler bekliyor sizi? Diye iki tane yazı yazdım sırayla. Şimdi e, bu yayından önce de baktım. 90 bin olmuş okumaları. Yani 100 okunan bir ortalama blokta ben onun bir yerde paylaşmadım, reklamını da yapmadım. E, ya da ben çok güzel bir yazı da yazmadım. Olay şu. Türkiye'deki lise'liler, gençler özellikle tercih sürecine doğru her gün Google'a şunu yazıyorlar. Türkiye'de astronomi okursam işsiz kalır mıyım? Aslan okumanın. Bu o kadar dolayısıyla biz bu grubu ıskalamamamız lazım dedik ve bilim kulübü diye bir şey kurduk. Şimdiki adı community. Lab community diye böyle değiştirdik neden komünite olduğunu söyleyeyim. Çünkü biz gelecekte globalleşeceğiz. Buradaki yapıları da ona biraz uyarlamaya çalışıyoruz. Orada işte şimdi baya birkaç yüz liselerin başvurduğu bir süreç oldu birkaç yılda. Onlar bir araya gelip ekiplere kurup takımlara katıldılar. Onların içerisinden şu an 35 kişi işte o dergiden dergiyi kurdular. Spektrum diye bir dergi kurdular ve bu dergi 2 yıl 2 yaşına yeni girdi yani. 24 sayıdır bir grup liseli Türkiye'de Türkçe olarak araştırıyor, İngilizce araştırıyor veya Türkçe araştırıyor neyse. Sonra bunları kendi süzgecinden geçiriyor, yazıyor, editörler bunlara bakıyorlar. Sonra onun tasarım kısmını yapıyorlar ve her ay yayınlıyorlar. Google Play kitaplarda orada burada. Sanırım biraz şey gibi oluyor bu değil mi? Mesela Evrim Ağacı da sonuçta o insanlar da İngilizce kaynakları araştırıp tekrar blok blog yazısına çeviriyorlar, yayınlıyorlar. Hani siz de bunun dergi versiyonunu yapıyorsunuz. Az önce konuştuğumuz evet. gibi de ya İngilizce ortak bilim dili olsa bile Evet o konuda araştırmak zorundasın hı hı. ama keşke biz hani sizin de yaptığınız gibi daha çok bilim insanları e, birleşip ya da be bilmiyorum belki Türkiye'de böyle bir kom gerçek bir topluluğun kurulması gerekiyordur ve her bilimsel daldan insanların konuları yavaş yavaş bir şekilde bir yerden başlamak lazım Türkçe çevirmesi gerekiyordur belki mesela evet. hani evet bence ya bak bir de bunun liselerin falan yapması harika bir şey ya Kesinlikle. çünkü bir şey değil mi aslında hani ben üniversite dedim. Ama bence esas başlaması gereken yer lise. Ya keşke hatta daha erken başlasa ama e, hepimizin böyle ilgi alanlarını çok erken e, keşfetmesi zor oluyor tabii ki. Ama bir yerde de hani çok fazla şeyle ilgilenmen lazım ki ha evet ben buna ilgi duyuyorum. Buna duymuyorum. Buna da duymuyorum diyebilmen lazım. E, o yüzden hani yani harika bence bu lise seviyesinde tekrar eee ...çıkması mı diyeyim artık... ...sizinkine göre çıkması oluyor... ...ve bu işlerin yapılması... Ya ...bana müthiş gelmişti sen bana ilk bunları anlattığında... ...çünkü ben hep görüyordum Stellar Lab evet... E, ...ama detayını bilmiyorum... hani ...evet bir astronomiye, kütüphaneye bir şeyler oluyor... ...ama ne oluyor... ...daha sonra bir de şeyden de bahsettin... ...siz global'e açılmak istiyorsunuz... ...biz bunu da seninle konuştuk mesela... ...ve ben sana söyledim e, yine söylüyorum hani... Almanya'dayım ve bir şeyler yapılması gerekiyorsa hani gerçekten yardım etmeyi çok isterim yani bu alanda da size. Onun dışında bir şey daha söyleyecektim sana unuttum şu an. Neyse devam edelim konuşmaya. Yani ama harika. Ha şeyi söyleyecektim. Sizin bir de store var. Hı hı, evet. O da bence harika bir şey ya. Evet ya ona şöyle biz şimdi sivil toplum kuruluşuyduk bir döneme kadar. Şimdi şirket oluyoruz aslında. Ama tabii ki bu demek değil. ya Bizim amacımız yine köylere gitmek ama şimdi bunu dinleyen insanlar için özellikle üniversiteden sonra karşılaşacakları hatta belki çok daha öncesinde şu var. Bana hep şu söylendi. Halil bir yerde ekonomik bir model diyorsa yoksa orada sürdürülebilirlik olmaz. Dolayısıyla biz de bu bilgiyi veya ortaya çıkan ürünleri de satalım dedik açıkçası. Yoksa bir köy okuluna en işte 100 tane asımla ilgili bir kutu göndermeye çalışsak bile aslında karşımıza çok ciddi maliyetler çıkıyor. Dolayısıyla store öyle ortaya çıktı. Ve yine aslında tabii bizim bir oyunumuz çıktı mesela bir kutu oyunu çıktı uzayla ilgili. E şimdi mesela bu da aslında Türkçe böyle bir şey de yok. Hem Türkçe'ye çok ciddi kazanımlar oluyor hem de o store aslında sitelerle bir besliyor tabii mali olarak. Evet bence de çok doğru söylemişler söyleyenler. Bir üniversite kulübünde bile normalde mali işler dönüyor yani dönmek evet, zorunda. Kesinlikle. Kaydını tutuyorsun, hesap veriyorsun falan. Bunlar da mesela büyük aslında öğrenilmesi gereken şeyler. Ama yani bu, para kazanmak öğretilmiyor hiçbir şekilde. Sorun o. Öğretilmiyor. Para kazanman gerek diye sürekli bir baskı var. Ama mesela onun arka planında neler dönüyor bunu anlatmıyorlar yani sonuçta hepimizin bir şekilde parayla ilişkisi var. Yani. Ama e, bu arada şey o ...bahsettiğin oyunun biraz detaylarını versin çok hoş. E, oyun şöyle, kart oyunu. E, ismi de şimdi Evren'i Anlat. E, İngilizcesi de çıktı. Onun ismi de Çabo. E, İngilizce versiyonu ismi e, Çabo. Neden Çabo demiştiniz? Onun bir hikayesi vardı sanki. E, ya Bizim dil ekibi var. Onlar da şey, hmm. e, Tabu'nun ve Sessiz Sinema'nın... İngilizcelerin Tabu zaten Tabu. İngilizcelerin e, parçalarını alıp Çabo diye bir şey üretmişler. E, çünkü oyun, Türkçesi de öyle... Sessiz sinemayla aslında tabu oyunundan ilham alınmış bir oyun. Orada kartlar var ve e, iki yaş grubu için ayrı ayrı kutular var. E, insanlar karşıdakine aslında oradaki olayı işte mesela Mars'ta kum fırtınası oldu. Bunu hmm. anlatman lazım. Ya da işte kara delik diye bir kelime bunu anlatman lazım. Bu ikisinin de tabii bazıları kelime bazıları eylem. E, böyle hep sessiz sinema hem de e, şeyin karışımı bir oyun. İçerisinde işte kartlar var. işte bir tane kukla var astronot. İşte kum saati falan var ee, onun bir de dijital ayağı gelişiyor. İnsanlar tamam ben Mars'a konfirtası bir şekilde anlatırım. Mesela çocuklar şey anlatıyorlar. Kuyruklu yıldızı anlatırken şey diyor. İşte köpeklerin neyi var? Çocuk kuyruk diyor falan. Oradan bir şekilde kuyruklu yıldızı bilmese de anlatıyor. Ama biz dijital ayağında kuyruklu yıldızı nedir? Onu da anlatan böyle bir ekran portal tasarlıyoruz. Böyle bir oyun diyeyim. Hem dijital hem de fiziksel boyutu olan bir oyun aslında. Peki şöyle bir şey yapabilir misiniz? Diyelim oyunun içine bir de ek küçük bir ansiklopedi Ha evet güzel fikir. Ee, sen... hadi bakalım bu da bu da e, benden size <laughs> bir katkı olsun bir fikir olsun belki çok kullanılabilir. Neden düşünüyorsunuz acaba bunu? <laughs> <Teşekkür ederim. gülüyor> i̇şte yani bazen öyle oluyor. Bazen bir şeylerin çok içindeyken insan göremeyebiliyor. Çok e, başka alanlardan da fikir almak gerekiyor. E, şey çünkü eğer öğretme gibi bir kaygınız varsa niye olmasın ki yani? ilgisi olan, "Aa ben bunu anlattım ama e, neymiş falan." tabii. Tabii ki neden Bu süreçlerin şimdi e, geçen bir şey gördüm de hani astronomi konuşurken de mi olacak bu diyeceksin ama e, geçen bir şey gördüm. İnsanlar diyor ki artık her muhabbetimizde mutlaka ekonomi konuşuyoruz falan diye. Şimdi ben de burada biraz ekonomiye gideceğim şu yüzden. Mesela böyle bir hasklopediyi koymak için bile tamam yazdık işte kara delikler şöyledir işte e, ay merkür budur budur budur. Böyle bir şey sonra o ürüne üzerine geleceği maliyetleri de düşünüyoruz. O da biraz zor. Ama insan sevdiği şey yapınca da o da bir şekilde açılıyor. Ee, öyle bir boyutu da var. Belki de o yüzden aklıma da gelmemiş olabilir. Ee, o yani. <laughs> ne kadar malzeme, o kadar senden para çıkması demek sonuçta. Aynen öyle, evet. Yani. De bir de bir de şey sizin yaptığınız şey kalitesiz falan da değil. Baya böyle kaliteli güzel bir iş. Yani hani diyelim siz bir de kuşe kağıda bir şey bastırıp koysanız, <laughs> evet. ben artık düşünemiyorum maliyeti. Burayı pas geçiyorum. Benden fikir çıkar ama e, ekonomi uzmanı e, ben değilim tabii ki. Evet, <laughs> <Teşekkürler>. Maalesef. <laughs> Evet dur şimdi, şimdi Stellar Lab'den de bahsettik Benim böyle asıl e, Şimdi bu ikinci kısımda Sana biraz şeyler sormak istiyorum Uzayla alakalı böyle insanların da Daha çok merak ettiği falan hmm. e, Spekülasyonlar da olabilir Onlardan birazcık bahsedelim derim Şimdi ben dün bir story koydum Tamam mı? Hmm. Dedim ki e, tabii daha story koyalı da Daha bir gün falan olmadı Çok çok fazla kişi görmüş Anca bin kişi falan Oylama yaptılar ve sorum şuydu. Farz edin ki uzaylılar gerçek. Sizce niyetleri nasıldır? Soru buydu. Şıklar iyi, kötü, kararsızım. İnsanların şu an anlık bakıyorum yüzde 24'ü demiş ki iyilerdir. Yüzde 19'u kötü olduklarını düşünüyor. Yüzde 57'si ise kararsız. Şimdi demek ki bizim böyle bir bakış açımız var yani uzaydan. Dış dünyadan gelebilecek bir e, başka akıllı yaşam formuna bu şekilde bir bakışımız var. Peki, şimdi ben burada farz edin dedim. Hı hı. Sen ne diyorsun şimdi bir astronom olarak? Dünyada bizden başka canlılar var mıdır? Şu an neler biliyoruz, neler bilmiyoruz, neler yapılıyor bu konuda? Evet, ya bu soruyu ben çok sık yöneltiyorum insanlara bu arada. Büyüklere, öğretmenlere. En son bir Erasmus projesinde sunmuştum e, sormuştum orada da böyle yine benzer oranlar çıkmıştı bu arada. Her yerde çıkıyor. Bir dakika sen de mi uzaylıların iyi kötü olup olmadığını evet. soruyorsun? Hem... Ciddi misin? Bak Hem... ben bunu hiç bilmiyordum. İki şey soruyorum. Birinci sorum şu. Diyelim ki bir yerde bir hayat var ve biz fark ettik ki orada bizim gibi akıllı canlılar var. İletişim kurabileceğiz. Ve sizden şunu istiyorum. Bu insanlara bir mesaj gönderin diyorum. Bu mesaj sembol olabilir. Emojilerden oluşabilir. Ee, tamamen bir çizim olabilir. Resim olabilir. Ya da Türkçe yazdığınız bir cümle de olabilir diye soruyorum. Eee İkinci soru da senin sorun aslında. Ya bu insanlar sizce barışçıl mıdır? E, o bu ikinci soruya benzer şeyler var Yani. Bu oranlar birçok yerde benzer oluyor. Gerçekten mi? Evet. E, ya farklı milletlerden insanlar da benzer yanıtlar veriyor. Bunun sebebi tabii bence biraz sinema etkisi. Başka şeyler de vardır da. Yani neler nelerin etkisi vardı tabii ki yani. Sonuçta bir şekilde özgür irade apayrı bir konu. Ve Aynen. ben özgür irademiz olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Hı hı. O yüzden dediğin gibi yani büyürken zaten bu konu hakkındaki bir şeyler şekilleniyor kafamızda. Aynen öyle. Ben şey soruya ya yani bu bu soru çok sorulan bir soru bana. çocuklar ee, çocuklara Tabii ben söyle yanıt veriyorum ama büyüklere de aynı yanıt verilebilir. Yani evrende hani bu hep söylenir. Dünyadaki tüm kum tanelerinden daha fazla yıldız var. Yani dünya... dakika Bak bunu söylemeni çok sevindim. Niye biliyor musun? Hı hı. Ben tabii ki e, yani uzay konusunda seninle yarışır bir bilgiye asla sahip değilim. Ve seninle bir muhabbet edebilmek için illa ki bunu konu hakkında da biraz bilgi sahibi olmam gerektiğini düşünerek önden bir araştırma yaptım. Araştırmada diyordu ki dünyadaki her kum tanesi için 10.000 yıldız varmış tamam mı? Hı, hı Düşün yani dünyadaki bir kum tanesi dışarıdaki 10 bin tane yıldıza eş yani. Evet. Ve sorum şu sana. Şimdi soru üstüne soru oldu ama konudan sapmayalım sonra uzaylara yine döneriz. Uzay sürekli genişliyor değil mi? Evet. Şimdi sürekli bak aklımı kurcalan büyük bir soru bu tamam mı? Uzay sürekli genişliyorsa hı hı. biz uzayın zaten net bir büyüklüğünden söz edemiyoruz. Evet, sürekli. Ama nasıl bu ne kadar net rakamlar verilebiliyor? Hiç net değil. <laughs> Sadece şunu söyleyeyim. E, uzayın zemini genişliyor. Hani işte Güneş sistemi genişlemiyor tabii ya da Samanyo galaksinin kendisi genişlemiyor. Evren yani o da genişliyor ama odanın içerisindeki şeylerin Bazıları birbirlerinden uzaklaşıyorlar haliyle. Özellikle yakın olmayanlar. Evren genişliyor ve her gün artan bir hızla genişliyor. Mesela bu rakam niye net değil? Şunu söyleyeyim. Mesela Samanyolu ...galaksisinde kaç tane yıldız var bizim galaksimizde diye sorduğumuzda yanı şudur. 200 milyar ile 400 milyar. Yani 200 milyar mı 400 milyar mı? Arada uçurum var. Ama buradaki nokta şu. Herkes şurada hemfikir. Ya çok var. Evrende de çok var. Çünkü şimdi mesela bir şey diyoruz. Gözlemlenebilir evren ya da bilinen evren diyoruz. Çünkü ya ben pencereden bakıp bu dünyayı görüyorum. Evet tamam şurada şu kadar ev var burada bu kadar insan yaşıyor ama göremediğim bir, bir şeyler de olabilir. Bu benim insan gözünün görebildiği, göremediği bir formatta olabilir veya bir şekilde görüş açımda değildir yani. Dolayısıyla biz şunda hemfikiriz. Zaten Hubble'ın bir fotoğraf alıyor böyle çekiyor. O fotoğrafta binlerce galaksi var. Ve bu galaksinin hmm. her birinin içerisinde milyarlarca yıldız var. Buradan diyoruz evet ya çok yıldız var. Ama çok yani. Ya o zaman çok densin. Niye bana gelip diyor ki 10 bin yıldız? 10 bin çok kesin Bunlar bir rakam. Bunlar kaba hesaplar. Ya kaba hesaplar. Yani e, kimsenin sayacak hali yok tabii ki de. E, çok kaba hesaplar ama şimdi söz konusu evren olduğu zaman işte artı eksiler çok oluyor. İşte mesela Samanyolu Galaksi için 200 milyar 4 milyar. Artı eksi 200 milyar. Yani e, şey bu biraz fazla bir rakam gibi görünebilir ama çok büyük mesafelerden, çok büyük fiziksel büyüklüklerden bahsediyoruz. O yüzden No ama kimsenin aa bu evrenin haritası işte şu kadar yıldız var deme şansı yakın gelecekte yok yani. Evet tabii yani bunda hem fikirizdir tabii. Çünkü daha yeni neyse bu teleskoplardan da konuşmak istiyorum zaten. E, şu vardı yerine bu geldi falan filan. İşte yeni yeni fotoğraflar geliyor NASA'dan. Ama şunu söyleyeceğim şimdi. Şimdi hem üstümüz bana sorarsan hem de altımızdaki e, bilinmezlikler var. Hı. Mesela şu an biz daha okyanusları bile tam olarak keşfedemiyoruz. Hı -hı. Düşünebiliyor musun? Ve okyanusun bir sınırı var yani sonuçta değil mi? Çünkü Tabii. dünya üzerinde ve dünyanın bir merkezi olduğuna inanıyoruz biz. Dünyanın belirli bir büyüklüğü var. Hı -hı. Ve biz daha o okyanusları bile araştırmaktan acizken yani bir de uzayı araştırmaya kalkışıyoruz. Boyumuzu çok aşan bir şey gibi gözüküyor. Hı -hı. Ve bu bir de diyorsun ki üstüne üstlük bak ben bunu bilmiyordum. Sürekli artan bir hızda genişliyor dedi. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı bu bak çok yeni bir bilgi benim için. Çok, çok ilginç geldi o kısım bana. Ve biz bir de üstüne üstlük bunu biliyorken yani sorum şu. Bir yıldızın mesela ama şey dedin bunu da bilmiyordum. Mesela Samanyolu galaksisi bizim galaksimiz aslında genişlemiyor. Evet genişleyen şey işte bu çok karışılan bir şey olduğu için özellikle vurgulayalım. Genişleyen şey evrenin bir zemini olduğunu varsayalım bir yüzeyi. O yüzey genişliyor. Anladım. O yüzeyin içerisindeki işte bir odanın duvarlarının bir şekilde genişlediğini varsayalım. Odadaki masa fiziksel olarak genişlemiyor. Odadaki Anladım. masayla dolap birbirine uzaklaşıyorlar. İnsanlar şey o zaman diyor acaba biz yanımızdaki yıldızla aramızdaki mesafe açılıyor mu diyor. Hayır. Neden açılıyor? Ya Çünkü akla gelen o tabii ama mesela ben öyle düşünmemiştim. Hani içten içe bizim galaksimizin aynı kaldığını düşünüyordum. Dışarının da sürekli genişlediğini düşünüyordum ama bu iki bilgiyi birbiriyle bağdaştırmamıştım. Evet. Bu çok iyi oldu. Bak bu bence bunu bilmeyen de çok insan vardır. Çok karışık. Ee, peki biz bu yıldızların varlığını, gezegenlerin varlığını nereden anlıyoruz? Fotoğraflardan evet. mı anlıyoruz? Ee, ya galaksiler zaten evet. hani Çok büyük yapılar her bir galaksi dediğim yüz binlerce yıldız var. Haliyle bunu fark etmek çok zor olmuyor. Ama güneş sistemi dışındaki gezegenleri e, ki bazen güneş sistemindeki gezegenleri bile e, fark etmek zor. Güneş sistemi dışındaki gezegenleri öte gezegenler diyoruz biz bunlara ya da egzoplanet. Bunları bulmak gerçekten mesele zor. Şu ana kadar kimse gözüyle bir egzoplanet görmedi ya da bir teleskoptan bir egzoplanet görmedi. Biz bunları hep dolaylı yollardan bulabiliyoruz. Şey diyorsun tabi mesela Andromeda galaksisinin içerisindeki bir tane gezegeni biz oh. şu an tespit edebilecek durumda değiliz. Değiliz. De ya çünkü şey, o, o ev ne denir? O galaksiyi bile zaten teleskopla biz anca görüyoruz şu an. Evet. Şöyle o galaksinin içerisindeki bir yıldızı incelemek bile çok çok, çok büyük bir mesele. Ki yıldız dediğimiz şey çok büyük bir şey. Ama bunu soracaktım ben. Çünkü ben şöyle bir e, bilgiyle karşılaşmıştım. Demek ki yanlış hatırlıyormuşum. Bir galaksinin içerisindeki hep böyle haberler çıkıyor ya. Bir galaksinin içerisindeki atıyorum bilmem ne Kepler 350 gezegeni Hı -hı. E, dünyaya çok benziyor. Hı -hı. Ara ara böyle haberler hortum. Bunlar hepsi bizim de. galaksimizde. Öte, öte, Öyle mi? Ben hiç bilmiyordum. Şöyle şimdi insanlar diyor ki çok büyük teleskop falan. Şimdi şöyle bir şey var. Andromeda galaksi bizden ne kadar uzak? Şu kadar uzak. 2,5 milyon çarpı 40 trilyon kilometre. İnanamıyorum. 2,5 yani. milyon ışık yılı uzaklıkta yani kısaca. Ama bir ışık yılı neydi? Pardon. Bir ışık yılı yaklaşık 10 trilyon kilometre. 2,5 milyon çarpı 10 trilyon kilometre. İnanılmaz bir mesafe. İnanılmaz. Sen bu mesafedeki bir yıldızın etrafında dönen küçücük bir ışık kaynağı olmayan, ışığı olmayan, zar zor aydınlatılan bir tane gezegeni görmeye çalışıyorsun. Bu zor bir olay. Zaten bunu çok zordur. Şöyle söyleyeyim. Satürn taraflarına giden bir insan dönüp baksa dünyayı zar zor görecek. Bak güneş sistemi içinde on binlerce, birkaç milyar kilometre ötedeki bir uzaklıkta. Ben trilyondan bahsediyorum ve çarpı iki buçuk milyon diyorum. Ya bu söylediğin rakamları telaffuz edip düşünemem bile. Orasını geçtim. Şimdi biz neden yanlış bilgi, yanlış bir şey hatırlıyormuşum diyorum. Böyle bir güzel bir kanal var onu takip ediyordum orada izledim ama sonra unuttum yani hı hı. ama sadece aklımda kalan dü dünya benzeri bir gezegen varmış ama bu gezegen dünyaya çok benzese de içerisindeki e, görünür ışık spektrumları dünyanınkinden farklıymış ve bizim yeşil gördüğümüz gezegen yeşil gördüğümüz bu bitkileri orada kırmızı görüyormuşuz. Gibi bir bilgiydi tamam mı? Hı hı. Şu an hiç kimseyi de yanıltmak istemiyorum ama evet, evet. böyle bir şey de o, Hani izlediğimi eminim. Her neyse, ben bunu işte biz konuşurken kendi aramızda dedim ki böyle böyle de bir şey varmış ama sanırım başka bir galaksideki bir geze gelmiş dedim. Şimdi sen diyorsun ki bu zaten imkansız. Ee, hani şey sonra karşıdan şöyle bir tepki geldi. Ya biz başka galaksinin içerisindeki gezegenleri keşfedebiliyor muyuz ya falan oldu. Ben de bilmem. Hani sonra şey dedik, nasıl olabilir ki bu? Yani nasıl keşfedilebilir? Nasıl yapıyorlar bunları falan diye kendi aramızda konuştuk. Ama senin şu dediğin de çok güzel. Oradaki gezegenler, bizim gezegenlerimiz gibi zaten bir ışık kaynağı olmadığı için, bir yıldız olmadığı için onları keşfetmek ekstra zor bir Kesinlikle. teleskopla bir şeyle. Bak hiç bu açıdan bakmamıştım, çok mantıklı. Ya ben sadece şunu istiyorum, insanlar 2,5 milyon ışık yılı mesafesini bir düşünsünler. Yani mesela ben çocuklara şey diyorum. Bir tane araba icat edildi diyorum. Yapıldı, tasarlandı neyse. Saniyede bin kilometre gidiyor diyorum. Saniyede bin kilometre işte. i̇şte bir saniyede Adana'dan İstanbul'a giden bir araba. Herkes oha mümkün değil falan diyor. Ya saniyede bin kilometre giden bir arabaya şaşırıyorsunuz. Işık saniyede 300 bin kilometre. Ya bu ne demek evet. ya? Ve ışığın bu mesafede ışığın iki buçuk milyon yılda gidebileceği bir mesafe. Olağanüstü Hı. bir şey bu yani. Akıl alır gibi değil. Gerçekten inanılmaz biz şey. diyoruz ki orada bir gezegen var. Onun içindeki bitkileri falan gördük. Hani çok çok şey oluyor. Bir de şu var şimdi. Hubble teleskobu vardı değil mi? Evet. Hubble artık e, kullanılmıyor mu? Ne oldu Hubble'a? Sanırım hala kullanılıyor aslında. Çünkü beklenenin çok üstünde performans gösterdi. Öyle Abi. mi? Evet. Şimdi Hubble'ın, ben bu teleskopların şimdi şu an gündemde olan James Webb teleskobu. Hı -hı. Bu yeni gönderildi. İşte görüntüler alınıyor ve ikisinin arasındaki o netlik farkıdır, şudur budur. Artık daha net. Şimdi Hubble teleskobunun şimdi bir bir e, teleskobun gökyüzüne gönderebildiğimiz oranlarını anlayabilelim diye bunu söyleyeceğim hı hı. Hubble teleskobu 2.4 metreymiş tamam mı hı hı. Da, sen biliyorsun bunlar ama James Webb 6.5 metre aynaları Yani evet aynaları ve bir de şeyi gördüm ya bu bile çok büyük bir şey zaten yani bunu atıyorsun işte yörüngeye oturtuyorsun bir de görüntü alıyorsun ya yani bu yaptığınız şeyler gerçekten büyük gelişmeler sonuçta bir çok değil 100 sene önce baktığı zaman çok büyük gelişmeler bunlar ve bir de şöyle bir şey gördüm ama bunu tam anlamadım. Bir de Voyer diye bir teleskop varmış sanırım. Bununki de 11.7 metre. Bazı yerlerde de 14-15 yazdığını gördüm. Hı hı. Bu, bu mesela biz bu Lovoir'ı kullanmayıp niye James Webb'i tekrar gönderdik? O o aradaki şeyi kaçırdım ben herhalde. E, şöyle mesela Hubble görünür bölgeye teleskobuydu. Mesela James Webb'de, kızıl ötesi de var. Şimdi her çalışma alanları da farklı olabiliyor. Sadece X ışınlarını X ışınları yayan cisimleri ya da cisimlerin yaydığı sadece X ışınlarını görmeye yarayan teleskoplar da var. Dolayısıyla ne araştırdığınıza bağlı olarak bu işler biraz değişebiliyor. Ama gerçekten James Webb daha genel bir teleskop olduğu için e, ve kızıl ötesi de önemli bir şey zaten. E, Hubble'ın böyle bir devamı gibi görülüyor o yüzden. E, bir de tabii uzayda 6,5 6 metre çok önemli. Şimdi dünyadaki bir altı buçuk metreyle uzayda arasında çok fark var. Çünkü bir ışık düşünün o işte yıldızdan geldi. Zaten gelirken yolda çok şey oluyor ama atmosfere geldikten sonra bizim atmosferde su var, nem var, bir sürü gazlar var bilmem ne. O ışık çok fazla yoruluyor, pertürbe oluyor, bir şeyler oluyor. Dolayısıyla bize gelene kadar kendinden çok şey kaybediyor diyeyim. Ama Hı. uzayda bu etkileniş yok. Hava bulutlu mu oldu? Dünyanın en büyük teleskobu da varsa gözlem yapamazsın. Bitti yani. Gerçekten bunlar çok ilginç. Ya şey kızılötesinin falan olması da çok mantıklı. Çünkü biz bence insan olarak bazı tespitlerde çok fazla bu nasıl desem hani insan olmanın getirdiği bazı biyaslara düşüyoruz hani. Çünkü sanki bütün gerçekler bizim algılayabileceğimiz şekilde tespit edilmeliymiş gibi düşünüyoruz. Ama söz konusu uzay olduğu zaman zaten konunun bununla uzaktan yakından alakası yok. Evet. Dediğin gibi mesela bizim görünür e, spektrum dediğimiz bir aralık var sonuçta ve gö gözümüz sadece o aralıktaki ışıkları algılayabiliyor. Evet. Ama e, Mesela herhalde hayvanlarda falan bile farklı evet, yani. düşün evet. Aynı gezegende yaşadığımız canlarda bile farklı bu. Yani söz konusu uzay olduğu zaman. Bizim belki orada bomboş bir kara madde gördüğümüz e, şey. Orada belki bambaşka bir galaksi var ama biz göremiyoruz. Yani bu çok ayrı bir olay tabii. Şu olay çok oluyor. Normal insan optik bölgede, insan gözünün gördüğü bölgede çekilen bir fotoğraf ve kızıl bir fotoğraf. Orada mesela cismin ortası boşken kızın ötesinde cismin ortasında devasa bir şey görünüyor falan mesela Öyle yani mi? çok A şey. bir de bu arada ben dün şey gördüm. Mesela bak bu teleskoplarda alınan görüntülerde şey oluyormuş. Şu an aşırı cahilce konuşuyor olabilirim çünkü terimleri hiç bilmiyorum, aklımda tutamadım. Üç farklı noktada yıldız gözüküyor ve birbirinden farklı gözüküyor. Ama mer o yıldızlar tek bir yıldızmış da hı hı. teleskop onları o şekilde fotoğraflayabiliyormuş. Buna ne diyorsun? Hı hı. Niye böyle bir şey var? Gibi, ya bu bir doğal olarak da böyle bir şey olabiliyor bazen. Bazen ne de teleskopun işte bazen şimdi şöyle teleskopta birkaç tane mercek olup bazen tek davranabiliyorlar ortak şey gibi çok basit söyleyeceğim ama iPhone'un kamerası gibi. E, evet evet bir de, ya da Mesela şey ben aynı son lab dersinde Mikroskopun kameras, kamerası yani mikroskopun fotoğrafını çekmeye çalıştım. 3 tane kamera var diye çekemiyorum mesela. Evet. Bu da biraz Odak, onun gibi sanki. Odaklanma sorunu olabiliyor. Ya orada tabii ki o kadar teleskopu uzaya gönderince bu e, hallediliyor ama hani şey için söyledim <laughs> aslında onu. Bazen şimdi optik çok ilginç bir şeydir. Bir sürü sorunlar olabiliyor. Oluyor da zaten. Sıfır kayıpsız ben bir görüntü alamıyorum. Dünyanın en iyi teleskobunda da mutlaka bir şeyler oluyor. Ama mesela bir yıldızdan ışık nokta haline geliyor. Onun dağılmaması lazım. Yani o kadar çok şey var ki iki tane görünebilir bir şey olabilir. Bunları şey ama işte mesela ya da şu olabilir. Birçok teleskobu ya da birçok merceği tek bir teleskop üzerinde kullanabilirsiniz. Onunla ilgili bir şey olabilir. Mesela bir sürü LCD ekran vardır. Bunları birbirine bağlayıp tek büyük bir görüntü elde edilebilir. Ediliyor zaten. Dolayısıyla bu buna benzer şeyler biraz optikte de yapılıyor. E, çünkü çok zor. Bir ışığın bir mercekle etkileşiminde bir sürü olay gerçekleşiyor. Yansıma, kırılma, absorbe olma falan. Bunlar için bir sürü böyle yöntem var. Dünyada da, yeryüzünde de kullanılıyor, uzayda da kullanılıyor. Onunla ilgili bir şey olabilir yani. Hmm, olabilir. Bir şeyler açıklıyordu videoda ama terimler o kadar aşina değilim ki aklımda da tutamadım, not da almamışım. Ama tabii optik konusu boşu boşuna fiziğin altında işlenmiyor ve siz de boşu boşuna fizik görmüyorsunuz. Evet. O yüzden evet açıklayıcı optik açısından olması. Bir de az önce şey dedim ya insan mesela sadece kendi algılayabildiğimiz kadarını öngörebiliyoruz. Arrival filmini izledin mi bilmiyorum. Ya izlemedim. Böyle izle... Başka, izlemediğim 5-6 tane film var ile ilgili. Hala izlemedim onları. İzleyeceğim. Onu. Şimdi şöyle açıklayayım o zaman. Ben de ilk çıktığında izlemiştim. Çok uzun zaman oldu. Arrival'da işte dış dünyadan yaşam bulunuyor gibi hı hı. ve onlarla bir şekilde iletişim kurmaya çalışıyorlar. Ve bilmiyorum bu da spoiler oluyor mu da yani gene izlersiniz. Oradaki canlıların iletişim kurma şekli tabii ki bizimkinden farklı. Daha önceden hani hep filmlerde merhaba dünyalı biz <laughs> uzaydan geldik şeklinde olunca burada şöyle mesela şekillerle iletişim kuruyorlar hmm. ve bu bana çok ilginç gelmiş çok güzel bir bakış açısı bence ve hani diyelim artık biraz şeye girelim araya çok konu girdi dış dünyada bir yaşam var mı hmm. ve ben e, bu konu hakkında çok sevdiğim bir söz var e, Carl Sagan'ın bir sözü onu söylemek istiyorum hmm. e, sen de biliyorsundur belki diyor ki ve bu benim çok sevdiğim bir filmde geçiyor benim gerçekten en sevdiğim filmlerden biri herkes öneriyorum Contact filmi 97 yapımı. Evet. Judy Foster'la Matthew McConaughey oynuyor başrollerinde. Bir tanesi e, kadın. İşte bilim insanı ve bu e, seti seti, Seti mi Setay mı? Beni bir ben, ben Seti diye okurum Ama Setay diye okumak daha <laughs> iyi olur. <herhalde>. Daha profesyonel. <laughs> Setay'da çalışıyor işte. Bu da Setay'da ne? Ee, dur neydi? Yazmıştım ben buraya. Unutuyorum hep açılımını. Orada ha. Setin ya açılımı. Aynen bir o aslında bir proje tabii şey ben de bakayım ha şey bu search for extraterrestrial intelligence işte dünya dışı akıllı yaşam arama e, merkezi gibi bir şey e, ve orada çalışıyor bu kitap bu filmde zaten Carl Sagan'ın bir kitabından e, uyarlama o da e, Jill Carl Jill Carter diye bir e, kadından ilham alarak bu karakteri yaratıyor neyse işte kadın bilim insanı adam da ünlü dindar bir filozof tamam mı? Ve böyle film şeyi anlatıyor yani din ve bilim arasındaki böyle ilişkiyi anlatıyor gibi ama mükemmel bir film. Çok çok seviyorum o filmi. Yani bilmiyorum kaç kere izledim. Ve normalde bunu pek yapmam vakit kaybı olduğu için filmlere. Neyse. Ee, ve burada e, şöyle bir söz de geçiyor. Diyor ki The universe is a pretty big place. If it's just us, seems like an awful waste of space. Yani diyor ki dünya hani evren çok büyük ve çok büyük bir yer. Eğer sadece biz varsak ya yani görünüşe göre bu çok büyük bir yer israfı olurdu. Bir uzay israfı olurdu. Çok katılıyorum bu söze. Hani benim bakış açım ben dışarıda bir yerlerde bir hayat olduğuna inanıyorum. <laughs> sadece şu an biz bunu bulmaya kadir değiliz. Ya da onlar bizi bulamayacak kadar zekiler. Yani daha doğrusu ilişmeyecek kadar da zeki olabilirler. Ya da bize, bizimle iletişime geçince bizim onları anlayamayacak kadar ilkel olduğumuzu da düşünüyor olabilirler. Her şey mümkün. Sen evet. ne diyorsun bilim insanı olarak? E, kontağı ben de izledim. Çok güzel e, bir film. Var. Türkiye'de hatta dünyada yani Türkiye'de. Böyle. Yani çocukların e, uzaya merakının başladığı film ya. Benim en sevdiğim şeydi. <laughs> bir dakika. Bununla alakalı da bir bilgim var sana. Evet. Şimdi Twitter'da bir anket yapı yapıyor bir bilim insanı. Şey diyor. Kontak filmini izledikten sonra bilim insanı olmaya kimler karar verdi? Şıklar şey. <laughs> İşte kadınım evet o film sonrası karar verdim. Erkeğim evet o film sonrası karar verdim. Ee, bunlar işte kadın olanlar yüzde %13,5 evet diyor. Erkekler buçuk. Geriye kalan yüzde %74'ün cevabı da şu. Hayır ama film yıkılıyordu. <gülüyor> Çok... <gülüyor> Çok hoşuma gitti. Ya ben Judy Foster benim çocukken aşk olduğum biri. <laughs> o kadar ya yani. Evet gerçekten harika bir kadın. Ya orada şimdi bu sorunun cevabını da aynı yine spoiler gibi olacak ama aslında herkesin karşılaşacağı bir şey. Filmin sonunda bir çocuk soruyor Judy Foster'a. Ee, diyor ki hani evrende yaşam var mı? O da bilmiyorum diyor. Sorunun en doğru yanıtı bu. Ama evet. evrende hayat yoksa bu yer israfı da, bir o kadar doğru. Neden? Çünkü aynı konuya geliyoruz. Deminki konuya. Dünyada, işte dünyadaki tüm kumsallardaki kum tanelerinden daha fazla yıldız varsa e, bu yıldızların bazen etrafında 5 tane gezegen var. Bazen etrafında olmayabilir. Bazen 3 tane var. Bazen de 11 tane var. Yani kaba bir hesapla her yılın etrafında bir tane gezegen bile olsa inanılmaz bir gezegen sayısı ortaya çıkıyor. E bu kadar gezegen varken sadece yerde mi, dünyada mı hayat var? Bununla ilgili çok bir parantez açayım. İnsanlar bununla ilgili nasıl ya bu olasılık nedir? Evrende hayat var mı? Gibi matematiksel bir şey arıyorlarsa Drake ya da Drake denklemine bakabilirler. E o bunu anlatıyor, bir hesap yapıyor ve diyor evrende canlı ve çok korkunç bir sayı çıkıyor, İnanılmaz bir sayı çıkıyor. Peki, Sonucu ne yani? E, ya sayıyı hatırlamıyorum ama büyük bir sayı çıkıyor. O sonuç şu aslında. Evrende şu kadar. Bu arada şöyle. O direkt, direkt denkleme evrende akıllı yaşam için bir hesaplama. Yani canlı olacak, Aynen. akıllı olacak. Ona rağmen büyük bir sayı çıkıyor. Sayı Zaten çıkıyor. o yüzden setay hani intelligence diyor. Yani evet. çünkü bir varlık yani bir yaşam formu olabilir ama bir akıl, bilinç diyebileceğimiz bir şey de sahip olmayabilir. Aynen öyle. Ya senin söylediğin birçok şey doğru. Hani işte onlar daha zeki olabilir veya zeki olmayabilir. Birçok neden var. Örneğin şöyle bir neden mesela. Biz uzaya bir mesaj gönderdik. Ee, ve dedik ki ya olur da birileri varsa bu mesajı alsın bizden haberdar olsun diyelim ki şimdi evren ne kadar yıldır var 4 10 yaklaşık yaklaşık 14 milyar yıldır evren var yani inanılmaz bir süre mesela bundan çok çok uzun bir süre önce bir bir ak bir grup akıllı uygarlık bazı gezegenlerde yaşamış sonra tamamen o sistem o yıldız sistemi, o gezegen yok olmuş da olabilir birinci sorun bu ikinci sorun şöyle bir şey var e biz teknolojiyi ne zamandan beri kullanıyoruz radyo teleskop hani en fazla 200 yıldır 200 yıl bile değil hatta 100 yıl 300 yıl önce, 500 yıl önce, 1000 yıl, 1000 yıl önce astronomi için hiç önemli bir şey değil ki. 1000 yıl önce demek astronomi için bir saat öncesi bile demek değil. 2000 yıl önce dünyaya bir dünya dışı bir sürü mesaj gelirse ne olacak? Dünyadan geçip gidecekler bunlar. Alacak bir teknoloji yok. Yani... Şöyle bir hesap vardı. Ee, evrenin yaşına, dünyanın yaşını vurup hesap yaptığın zaman dünya aslında evrene göre böyle bir iki saniyedir mi var oluyordu neydi bir şey vardı bir yıla bölür bir yıla oranlarsak insanlar evet son birkaç dakikadır var birkaç saniyedir ya inanılmaz bir hesap bak biz bunu günlük hayatımızda çok görmezden geliyoruz hadi biz bilimin içerisindeyiz böyle bir şekilde aklımızın bir kenarında vardır günlük hayatta uğraşıyoruz çünkü ama normal hayatında bilimle iş iş olmayan bir insan bunu çok çabuk görmezden geliyor mesela ben çok bir iki gönderime ben evrime inanmıyorum diye mesaj aldım ki beklediğim bir şey ya bak milyarlarca yıldan bahsediyorsun ve insanlar zannediyor ki maymundan bugüne atıyorum şey ne 5000 yılda geldik falan sanıyor hani 5000 yıl bak sen 2000. yıldasın yani ve insanlık insanlığın tarihinin işte e, ne kadar aslında çok çok minik bir zamanı kapsadığını insanlar anlayamıyor çünkü bu gerçekten insanın anlayabileceğinin çok üstünde bir varlık seviyesi yani ve biz dediğim gibi çok az şey biliyoruz belki hani biz şu an canlı bir yaşam formuyuz ve biz bir yere bir sinyal, biz de çok fazla sinyal göndermeye çalıştık zaten. Hı hı. Belki biz, kimi mümkün gözüküyor, ileride kendi kendimizi yok edeceğiz. Yani hani bu başka bir gezegenin başına da gelmiş olabilir. Evet ya biz zaten iklim krizi <laughs> yapıyoruz herhalde. <laughs> ama hani bir yandan da fazla. söylediğim birçok şey doğru. Ben işte o zaman olayını söyledim, zaman etkisi yani. Biri bir mesaj gönderdi ama ne zaman? Son yüzyılda gelen mesaj hariç belki hiçbirini alamayacağız. Hatta şimdi mesaj gelse bile alamama ihtimalimiz var, algılayamama ihtimalimiz var. Yani evet, evet. Üret... aynı şekilde iletmiyoruzdur belki mesajları yani. Aynen öyle yani o kadar çok ama en önemli etkenlerden biri büyüklük yani o kadar büyük yani ben hep şunu anlatıyorum ama o bile karşılamıyor örneğin. İşte bir tane insan dünyanın bir ucunda, diğer insan dünyanın bir ucunda. Bunlar hiçbir şey yok. Duman bile yok. Haberleşmeye çalışıyorlar diyorum ama evet. bu bile çok daha ihtimal dahilinde yani. Gerçekten. Bir ya fark kalır değil mi? Ya insanlığın tarihine baktığın zaman da aynı dünyanın üstünde yaşıyor. Birbirinden haber yok. Ya Halil şu an bile kabile halinde yaşayan insanlar var Tabii. ve o insanların o düzeni bozulmasın diye koruma altına falan alınıyorlar. İna, düşünebiliyor musun? Şu an biz uzay hakkında gelişmeler var bir taraftan ve bir tarafta hala binlerce yıl öncesindeki gibi kabile halinde yaşayan insanlar var. Yani kendi dünyamızın içerisinde bile biz aslında homojen bir yapıya sahip değiliz yani. Aynen çok Aynen. ilginç bir konu. Bak bir şey daha paylaşmak istiyorum seninle. Hı -hı. Dün bir belgesel izliyordum uzayla alakalı. Seth Shostak diye bir adam astronom. Bu arada astronomun Türkçe'si gök bilimci. Yes, benim science çok science. hoşuma giden gök bilimci lafı. Çok, çok güzel orada. bir çeviri. Ee, o adam şöyle bir şey, cümle söyledi ve çok hoşuma gitti. Diyor ki bilim insanları dünya dışında yaşam olduğu konusunda şu an özgüvenli diyor. Bulduğumuz için değil ama diyor. Bulamadığımız için orada olduklarına inanmamızın sebebi yoklarsa dünyanın bizim varoluşumuzun aslında bir tür mucize olması anlamına gelmesi Tabii, diyor. Öyleyse çok kesinlikle. bu söz. Aynen öyle. Ve çok Aynen. doğru yani. Ve hani ben bu mucizenin varlığına da çok inanmıyorum. Yani Evren bu kadar büyükken şey algısı var. Biz kendimizi özel bir yere koyma eğilimi çok var. Yani tarihten beri yani. Evrimde de bu şekilde zaten. İnsanların evrime inanmaması sebebini ben kibre bağlıyorum açıkçası. Aynen. Yani dünyadaki her şey bu kadar birbiriyle mükemmel bağlantılıyken biz sadece e, daha iyi iletişim kurup kendi aramızda daha büyük gruplar oluşturabildiğimiz için diğer canlıları domine ettik ve bence bu bu büyük çoğunluğumuzun içerisinde evrime bakışında bir kibir oluşturuyor bence. Ki yakın zamana kadar mesela Safiyan de biraz bahsediyor. Yani böyle değildi bu işler yani. Biz en Değil üstte değildik e, falan filan. Ama zeka tabii önemli bir etken olduğu için daha gelişmiş canlı olmuş. Öne çıktık yani bu şaşılacak bir şey olmaması lazım ama. Evet ama yine de daha zeki olmamız her şeyi asimile etmemiz anlamına gelmiyor ama Kesinlikle. işte bunu zaten yapabildiğimiz an biz kendi e, sonumuzu da getirmeyecek çözümü bence bulacağız ama yapamıyoruz bir şekilde bunu. Aynen. Ben biraz buraya Fermi paradoksundan falan bahsetmişim ama bilmiyorum var mı bahsetmeye gerek. Hı -hı. Ee, yani ya şöyle astronomide de, de tabii ki kullanılıyor ama astronomide de daha böyle şey olan Olber. <gülüyor> <gülüyor> yani <gülüyor> ne ona ilgili hani ne söyleyebilirim bilemiyorum ama hani senin özellikle sormak istediğin daha spesifik bir şey varsa Fermi ile ilgili ya da Yok Fermi paradoksu sadece ne diyor? Aslında şöyle ee, uzaylıların sen devam et lütfen. Şey i̇şte aslında biraz ona giriş yapmış gibi oldum da hani hmm. o direkt direkt denkleminden aslında bakarlarsa özellikle Fermi partiklsında direkt denklemiyle birlikte bakarlarsa aslında çok daha iyi olur. Hmm. Ya bunlar bir de, hani şeyi de kaçırmamak lazım. Hem direkt denklemden de hem de e, bu tür şeylerde biraz e, işin içerisinde tahminler de var. Çünkü ben az, çok önce konuşmada şey demiştim ya işte bilinen evren kelimesi kullanılıyor artık. Çünkü ya çok çok büyük bir şeyin karşısındayız. Ee, o açıkçası hani o yüzden e, biraz hem Fermi paradoksunda hem aslında evrende yaşam var mı sorusunda e, bir noktadan sonra bir şeyler söylemek tabii ki mümkün ama e, öyle şey kalıyor Soru tamam bana sen bir şunu söyle sen bir birey olarak bilim adamı kimliğinin dışarı, dışında ne hissediyorsun bu konu hakkında ben açık açık söyledim mesela hı hı. ya ben şunu diyorum ol, olduğunu ya ben de olduğuna inanmak istiyorum yani bu tabii ki inanmakla olacak bir şey değil ama bana göre de şey evet ya işin doğası gereği e, vardır. Ya ben çocuklara şöyle diyorum işte binlerce hediye kutusu var. Bir tanesini açtığınız içinde hediye var. Ondan sonra iki üç kutu da boş. Bundan sonraki diğer tüm kutuların boş olduğunu söyleyebilir misiniz? Hayır. E, dünyada yaşam var e ama işte güneş sisteminde yok. İşte bazı gezegenlerde yine bunun izlerine rastlamadık. Ama şu an 5227 tane az önce baktım Google'dan. 5227 tane NASA'nın kaydettiği egzoplanet var. Yani 5000 hmm. dünya benzeri 5000 tane gezegen, yani bir gerçekten. Şey Tabii olay şu, biz diyelim gerçekten dünyaya aşırı benzer ve orada hayat olabileceğine inandığımız bize. Bir de bu arada şunu da bak, fark ettim dün. Bir gezegende oksijen olmaması, orada bir hayat olmadığı ben anlamına gerçekten gelir mi? Çünkü belki uzaylılar oksijen bir evet. sonum yapmıyor. Ama biz şöyle bir şey yapıyoruz, yani genel aslında astronomi camiası, Adana'da da Ankara'da da bu arada öte gezegenler çalışılıyor ama tüm dünyada herkesin yaklaşımı şudur. Dünya benzeri gezegen diyorsak koşulları dünyaya benzer olsun diyoruz. İşte mesela kendi yıldızına hı hı. çok yakın olursa Merkür gibi çok sıcak olur. E çok uzak evet. olursa Uranüs Neptün gibi çok soğuk olur. Dolayısıyla belli bir uzaklıktaki gezegenlere dikkate alıyoruz. Hatta buna e, habitable zone diyorlar, yaşanabilir bölge diyorlar. Mesela bir, bir yıldız var 8 tane gezegen var. Çok yakın ve çok uzak olanları dikkate alınmıyor. Belli bir bölge alınıyor. Mesela diyelim ki çok zeki bir canlı var, bir bilim insanı grubu var çok uzak bir gezegende ve Güneş'i buldular diyelim ki. Güneş'in çevresinde hayat var mı diye baktıklarında onlar da bizim gibi böyle habitable zone yaşanılabilir bir bölge e, olayına girmişlerse şöyle bir şey yapacaklar. Ya bu sistemde ya Venüs'te ya Dünya denen gezegende ya da Mars'ta hayat vardır varsa. Çünkü Merkür büyük ihtimalle çok sıcaktır. Gerçi Venüs'te çok sıcak ama orada seri etkisi başka nedenler var. İşte Uranüs Neptün çok soğuktur. Muhtemelen buralarda bir yerde hayat vardır. Ama dediğim gibi kimse tabii bunları görmüyor. Onlar da göremez. Çünkü zaten trilyon, ya bize en yakın yıldız 40 trilyon kilometre uzakta. 40 trilyon kilometre uzakta bir şey görmek ben... Şunu evet. anlamıyordum. Senle daha iyi anladım. Şu an aslında bizim yaptığımız araştırmaların çoğu kendi güneş sistemimiz içerisine geçerli. Evet. Kendi güneş sistemimiz dememiz de samanyolu galak galaksi demek. Doğru mu Güneş sistemi samanyolu galaksisi içerisindeki trilyonlar, milyarlarca yıldızdan biri. Güneş sistemi. Bizim samanyolunda bir sürü güneş sistemi var aslında. Aa, tamam. Evet. Öyle. Her bir yıldızı bir sistem gibi düşünebilirsin. 200 milyar tane yıldız sistemi var. Ya biz samanyolunda hiçbir yer kaplamıyoruz. E, Samanyolu galaksisinde biz bir nokta kaplıyoruz. Biz derken tüm güneş sistemi. Plüton'undan, Merkür'üne, güneşinden, kuyruk hızlarına kadar. Hepsi bir nokta. O koca galaksi içerisinde 200 milyar noktadan biri. İnanılmaz. Kari Sagan'ın dediği gibi hani mavi soluk nokta. Gerçekten öyle. Evet ve böyle trilyonlarca galaksi var. <laughs> of of müthiş bir şey. Ee, ve şey diyecektim. Dur bir bakayım. Uzaylılardan zaten konuştuk. Peki bu yaşam falan deyince... Mars'ta bir koloni mümkün mü sence yoksa inanmaz... Musk... Ya ben biraz karamsar, şu karamsar değilim. Aslında bu karamsarlık da evlenir. gerçekçi olmak. Hani hakikaten şöyle bir olay var. Şimdi insanların o kadar teknolojiye rağmen Ay'a gitmesinin önünde bile sorunlar çok. Hani imkansız değil. Ya da Mars'a gitmek de yine aynı şekilde. Ya yani şimdi düşünün. Biz güneş etrafında dolanıyoruz. Diğer 8, 7 gezegen de dünyaya bekleyen 8 gezegen de güneş etrafında dolanıyor. E şimdi Mars güneşin bir tarafında biz bir tarafındayız. Uygun bir zamana beklememiz lazım. İkimiz de aynı yerde olmayız. Yok işte giderken şu an bir grup Mars'ta giderse en ihtimalle bu 5 ay sürecek. En ihtimalle. 5 e ay 30 Mars tane... Mars'a gitmek beş bir... Ay. Gerçekten? Yani en az 5 ay sürüyor. 5 e ay boyunca kapalı bir alanda 30 tane, 5 tane 10 tane insan ne yapacak? Psikolojik olarak sence zorlanmazlar mı? Peki peki uzay istasyonuna gittikleri zaman ne kadar durabiliyor ki bir insan? Ha. Şöyle, onun şöyle bir şey, şimdi uzay istasyonuna gitmek çok zor değil. Çünkü hemen dünyanın Hı. birkaç yüz kilometre üstünde gitmek tahminen bir, bir, bir saati geçmiyor. Değil. Orada mesela beş aydan fazla kalmıyor var evet. mı da? Kalıyorlar. Ama şimdi şöyle bir şey var, insanlar çıkıyor altı ay bile kalıyorlar. Çıkıyor uzay yürüyüşü yapıyor, orada bir görevi var, orada bir günlük hayat akışı Hı. var. Kas kaybı, kemik erimesi yaşadıkları için sürekli Hı. şey yapıyorlar, spor yapıyorlar, dünyadaki insanlarla görüntülü konuşuyorlar bir sürü rutinleri var onların programı var bir şey ki ona rağmen orada da bir sürü sorun oluyor ki insanların vücudunda bir sürü değişim oluyor yani bir sürü uyum demek sorunları demek istediğin şu tabi 5 yani Türkiye'den birkaç kilometre ötedeki bir yere gitmekle 5 ay ilerideki bir yere giderek bir de oradan evet. zaten iletişim kurmaya çalışmak anlık olarak herhalde imkanınız gibi bir şey. Evet. Ya sen buradan yani tabii mesafe milyon 10 milyonlarca kilometre o hız, o mesela ya çok gecikme olur mesela bir görüntülü görüşmede. Bu Yani iki Mars'a inince de çok sorun var. Yani Mars yüzeyinde yürümek de mesela dünyanın çekim gücüne göre çok daha az. Yani biyolojik olarak, fizyolojik olarak, çevre koşulları olarak, gıda anlamında, psikolojik olarak çok fazla sorun var. Çok dış ortam, uzaydaki o zararlı ışınlar. Ay'a giden bir insan, Uluslararası Uzay İstasyonu'na giden bir insan Güneş'in zararlı ışınlarıyla kısmen karşılaşıyor. Evet karşılaşıyor ama Mars daha tehlikeli bir yer. Da, çok doğru aslında. söyledin. Çünkü Güneşe yaklaştıkça da bu tehlike yani, artıyordur. Yani. Aynen öyle. Yani yani Dünya dünyayı... koruma kuşağından çıkınca, avan Allen'den çıkınca da öyle. Biyolojik olarak bakınca Güneş'in hem dünyamıza bu kadar hani güneş olmasa hiçbir canlılık olamaz. Hem bu kadar hayat verirken hem de bu kadar aslında dünyanın dışarısındaki bu e, atmosfer dışına çıktığın zaman tehlikeli olması olayı <laughs> çok garip ya. Çok <laughs> iyi. Müthiş ince bir denge yani. Bir de şunu söyleyecektim. Bak bu bilgiyi yeni öğrendim. Çok garip geldi bana. Uluslararası Uzay İstasyonu deyince şimdi. Oraya gittiğin zaman sonra sonuçta dünyanın dışındasın. Uzaydasın bir nevi. <laughs> Şöyle bir şey varmış. Oraya götürülecek her şeyi koklayan uzmanlar varmış. Sebebi de şuymuş. Oraya ekstra kokan hiçbir şeyin götürülmesine izin verilmiyormuş. Sebebi de Uluslararası Uzay istasyonunun içerisinde oksijen, hava giriş çıkış olmadığı için uzay istasyonunun içi zaten normalde de berbat kokuyormuş. Çünkü insanlar orada yaşıyor. Duş alıyor. Ne kadar alabiliyor. Yaşayan bir şey varken orada zaten bir koku bilmem ne sorunu var. Ben bunu hiç daha önce düşünmemiştim ama çok ilginç geldi. Yani oksijen olayını biliyordum az çok da şey bilmiyordum ama bu böyle koklama olaylarını bilmiyordum evet. Ama çok tabii sıvı bir şeyle götürmek sıkıntı falan. Her şey dondurulmuş yemekler falan haliyle. Ama mantıklı değil mi gerçekten? Evet çok mantıklı. <laughs> Ve hani düşün hiç öyle bir yer olarak düşünmemiştim. Ya şurayı bir açayım da havalansın diyemiyorsun ki sonuçta. Oksijen de hani oksijen götürmek kokunun gitmesi anlamına da gelmiyor falan. Çok ilginç bir bilgi geldi bu bana. Oysa çok zor. O yüzden Mars'a evet. gitmek de ya mesela bu anlattığın olay da insanların günlük hayat veya dünyadaki tüm alışkanlıklarının değişmesi demek. Mesela benim evet. Facebook'ta bir gruba eklemişlerdi. E, Mars'ta doğacak ilk bebek diye bir grup. E, ya düşün mesela Mars'ta doğacak ilk bebeğin karşılaşacağı şeyler, zorluklar, kemik gelişimi bilmem nesi o kadar çok şey var ki. Dolayısıyla bu olabilir neden olmasın? Bir, bir gün Mars ikinci bir dünya olabilir ama bu çok öyle hadi bugün yaptık hadi 50 sene sonra olacak bir şey değil yani. Çok çok. Hayır belki de insanoğlu dünyada hatta belki dünyada bile başlamadı bizim e, yani nereden bileceksin sonuçta her şey tartışmaya evet. açık bir yerde. Belki bizim bile aslında ilk insan dediğimiz şey dünyada başlamadı. Başka bir gezegenden geldi belki. Nereden bileceksin? Çünkü sonuçta panspermia teorisi falan filan bir evet. sürü şey var. Ee, Görev Mars'ta belki... biraz başlıyordu galiba evet. Ne onu izliyor? Görev Mars'ta bir film var. Orada da işte Mars'tan hayatın dünyaya taşındığına dair böyle bir vurgu var. Işte, evet. İlginç. Belki de öyledir. Belki sonuçta bazı bulgumsu şeyler var ya hani su varmış da Mars'ta hmm. kurumuş falan. Belki dünyaya geldi Mars'taki yaşam. Onu da bilemeyiz. Ama belki de şöyle olacak, biz Dünya'yı artık gerçekten yaşanmaz bir yer yapacağız, Mars'a taşınacağız ve ileride e, insan evrimi Mars'a e, ayak uydurabilir şekilde olacak. Bunu bilemeyiz. Ama çünkü evrim bu şekilde işler yani. Evet, evet, senin yani. nasıl hayatta kalabileceğine e, uyulmuş şekilde. Tamam, sana asıl bir sorum var. Aya gittik mi gerçekten? <laughs> Gidildi ya, bu çok açık bir şey yani. Ya mesela insanlar bunu çok soruyor. Ben diyorum ki yani Amerika'yı sevmeyebilir birisi. Ya senin bunu bu yüzden sormadığını biliyorum da. Ama mesela sırf Amerika sevmediği için hani ya bu Rusların çıkardığı bir şey yani aslında. Çünkü Soğuk Savaş'ta e, Ruslar gerçekten çok öndeydi. O süreci bir savaşa dönüştürmüşlerdi. İşte uzaya giden ilk köpek Ruslar gönderdi. İlk kadın yine Ruslardan. ilk insan Ruslardan. İşte e, ilk aya bir araç göndermek Ruslar. Böyle böyle. Amerika hep bir adım geriden geliyordu sürekli ama. Dolayısıyla dediler ki öyle bir şey yapmalıyız ki. Belki burada çok da bilimsel bir kaygı yoktu ama. Biz bu yarışta öne geçmeliyiz dediler. E, ve bunun da yolu yani yeni hedefte Ay'a insan göndermekte ve gittiler gerçekten. Şimdi mesela insanların iddialar var. Diyor ki ya kardeşim diyor Mars pardon Ay'da diyor atmosfer yok evet yok. Diyor ki bir tane fotoğraf çektiğinde diyor işte çekilmiş ya fotoğraflar arkada bir sürü yıldız olmalı diyor. Ben de diyorum ki senin elinde son model bir telefon var. Tut gökyüzüne bakayım kaç Kesinlikle tane yıldız görebiliyorsun yani. Ya, bunu algılayabilecek bir kamera zaten zor. Bir de şöyle bir şey var. Mesela NASA'nın şimdi yeni fotoğraflarına bakın. Hani Aileyle ilgili başka fotoğraflar. Hala arkada yıldızlar yok. 50 sene 60 senedir NASA bunu unutuyor olabilir mi? hani komple <laughs> yapıyorsa. 50 sene Peki, sonra yıldız koymayı unutuyor olabilir mi ya? Bir de şöyle bir soru var. Soru doğuruyor bu. Ay'a gittiysek. Ay'a niye bir daha gitmiyoruz? E çünkü bir kere şeyle gittik. Hani bir hani soğuk savaş uğruna gidildi. Bu bir. İkincisi bu ucuz bir şey değil ki yani senin her gün yapabileceğin bir şey değil yani Türkiye'de o çok ortalamanın altında bir geliri olan bir insan her gün ev alamaması gibi bir şey bu yani ki ay gitmek tabii ki çok daha zor dolayısıyla yani bir kere bu e, her gün yapabileceğin hadi ve insanlı bir misyondan bahsediyorsun yani insanlı misyonlar her zaman 10 kere 20 kere düşünülmesi uzun yıllar düşünülmesi gereken şeyler e, üçüncüsü kimse a nasıl al istediğini yap demiyor NASA'nın da bir bütçesi var başka uzay ajanslarında bir bütçesi var ve bu insanlar bunları doğru şeylere kanalize etmek zorundalar ve çok çok pahalı işlerden bahsediyoruz aya tekrar gidilecek gidiliyor hatta ilk adımlar atıldı Artemis projesi mi? evet Artemis'i araştırabilirler insanlar Artemis projesi aya dönüş projesidir e, gidilecek hatta sanırım bir tam emin değilim Şimdi yanlış bir olmasın ama kadın astronotlar daha ön planda olacak gibi böyle bir şeyler de duymuştum ama böyle bir şey var e, mesela insanlar diyor ki ayda neden bayrak dalgalanmıyor e, ayda atmosfer yok dalgalanmaz ama diyor dalgalanıyormuş bu... gibi görünüyor e ben de dedim ki yani içine kırmızı tel geçirmişler. Yani bir bez poşet şeklinde bir bayrak düşünün. Ağzını açıyorlar. içine kırmızı tel geçiriyorlar ki dalgalanıyormuş gibi görünsün. Diyor ki bak ayrı, rüzgar yok ama dalgalanıyor. Demek ki bu Hollywood'da çekilmiş falan diyor millet. E, yani böyle şeyler var. Bak sana bir şey söyleyeceğim. Ee, şey bunun şey kişisel görüşümle bir bağlantısı yok tabii ki bu soruların. Ee, şöyle bir program izliyordum. Yalın Alpay'la Okan Bayülgen'in yaptığı çok güzel bir program var e, YouTube'da. ...Avangard sanırım ismi unuttum şu an... Hı hı. Ee, ...orada konuşuyorlarken... ...Okan Bölgen bir şey söyledi... ...ve ben... E, ...Allah Allah falan oldum böyle... ...söylediği şey şuydu... Yalın Alp ...Alpay diyor ki... Ya ...biliyorsun sonuçta Ay'a gidildi falan diye anlatıyor böyle... ...Okan Bölgen diyor ki direkt... ...hayır gidilmedi yapıyor böyle... ...orada bir çıkış yapıyor... ...hayır gidilmedi diyor ve sebebini şöyle açıklıyor... ...diyor ki... ...soğuk savaş zamanı... ...aynı senin anlattığın olay olduğu için anlatıyorum... ...soğuk sava savaş zamanı diyor... ...Ruslar hani gerçekten... E, Amerikalılardan çok öndeydi diyor. Ve Amerikalılarda diyor Rusları bir şekilde geçmemiz lazım diye düşünerek ama onları da aynı zamanda böyle dumura uğratıp hani bunlar bunu nasıl yaptı dedirtecek bir şey ortaya koymaları gerekiyordu. Ve gitmedikleri halde gitmiş gibi kendilerini gösterip Ruslara kafayı yedirttiler diyor özetle. Bu Rusların iddiası zaten de bunu Ruslar ortaya çıkardı ama Ruslar bile inanmıyor. <laughs> Umut. Öyle mi? Bir şey diyeceğim. Ruslar sonradan aya insan gönderdi değil mi? Yuri Gagarin mi gitti? Yuri Gagarin uzaya gitti ama evet sonra başka insanlar ayda yürüdüler ama Yuri Gagarin. Yani Ruslar da ayda yürüdü. Evet. İlk ee, şöyle söyleyeyim İlk giden Yuri Gagarin dünyanın yörüngesinde bir Anladım. tur attı mı birkaç saat dinle ama aya tabii ki onlar da sonra devamında. Ama şöyle bir şey var. Hiç onların niye fotoğrafını hiç görmüyoruz? Hı. Ya şöyle bir şey var. Mesela Apollo 13'te mesela. Amerika'da Ay'a Apollo 11 ile ilk gitti. Ayak basan ilk insanlar 11 ile bastılar ama mesela 13'te ayak basamadılar. Hani şimdi her şey mükemmel gidecek evet. diye bir şey de yok. Etrafında dolanıp geri geldiler mesela çok acı. Ben işte Rusların insanlı şeyi ondan sonra Ay'da kaç kişi girmiş diye. Ya sayı tam bilmiyorum ama 16 kişi falan diye öyle bir onun üzerinde bir insan içerisinde Rusların olduğu bir sayı var. E, fotoğraf ya şöyle mesela Edwin Aldrin'in fotoğrafı da <laughs> Edwin Aldrin de çok bilmiyor. Mesela hep şey sorulur ya. Ee, uzaya şey aya ayak basan ikinci insan bir dönem böyle sorulur da kimse bilmez. Hı -hı. E çünkü ya bu işte kim yani ilkler öyledir yani Edwin Aldi, Neil Armstrong bastı ve herkes Neil Armstrong'u biliyor. İki, yani o ekipte o arkadaşı ondan birkaç dakika sonra ayak bas basan insan bile bilmeyebiliyor yani. Evet, ya da şey onların ilk neler söyledikleri falan çok soruluyor. Evet. <laughs> yani ikinci insanın söylediği ilk şey falan böyle sorular oluyor. İlginç şeyler. Peki biraz şeyden bahsetti sen mesela kara delikler. Bu, bu da insan insanlara sordum hani ne bilmek istersiniz? Uzayda yaşam ve kara delikler çok fazla söylendi. Kara delikler hakkında yani nasıl düşünebiliriz bunları? Bana biraz şey gibi geliyor uzayın giderleri gibi. Gibi evet. Ee, ya bir kere yine çok şey bilmiyoruz. Çünkü biz her şeyi yani bir astronom için Mesela bir biyolog işte bir başka bir bilim insanı insan o uğraştığı şey neyse onu dünyada gözlüyor. Elinde laboratuvar işte örnek alıyor, bir şey yapıyor. Ama asorunda şöyle bir şey var genel anlamda. Biz bizim elimizde sadece o cisimden ışık geliyor ya. Yani ben tüm işimi ışıkla yapıyorum. X ışını olabilir, normal ışık olabilir ama elimde başka bir güneşten giden bir parçanın inceleyeyim, karadekten bir kaşık alıp içerisine bakın diye bir şey yok maalesef. Dolayısıyla ondan gelen ışık benim için hayati ve neredeyse neredeyse tek bilgi kaynağım. Ama kara şöyle bir şey oluyor. Şimdi tüm cisimler ışık yayar. Ben onu alırım, incelerim, içerisine bakarım falan. Kara şöyle bir olayı var. Işık yaymıyor. Hatta belli bir yakınlıkta geçen ışığı da yutuyor, emiyor neyse. Dolayısıyla o yüzden ben kara delik hakkında fikir sahibi olamıyorum. Bir şey göremediğim için. Kara nasıl oluşuyor? Büyük yıldızlar güneşten katlarca kez büyük olan yıldızlar en az 8 katlı yanılmıyorsam. Yıldızlar ölürken süpernova patlaması geçirirler. Güneş bunu yapamayacak. O öldükten sonra kalan çekirdek patladıktan sonra kalan merkezdeki çekirdek kendi üzerine çöküyor ve inanılmaz sıkışıyor ve böyle çok yoğun bir yapı oluşuyor. Bu kara delik oluyor aslında. Ama ben bu yapıyı işte dediğim gibi sadece şunu biliyorum. Çok 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 fazla büyük bir kitlenin çok 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 küçük bir yere sıkıştırılmış hali aslında bu. Kara dediğim şey bu. Dolayısıyla hep derler böyle gör, görülmüş olabilir. Ya işte kara bir çay kaşığı alsam bilmem kaç bin ton yapar falan. O bir çay kaşığı bile. E çünkü çok çok büyük. Ya dünya mesela dünya kara olsaydı ne olurdu? Tüm dünya gezegeni, koskoca okyanuslar, kıtalar, ülkeler her şeyi ceviz kabuğuna bir tenis topuna sığdırırsam, bir tenis topu kadar bir yere sıkıştırırsan dünya kadar oluyor. Ama düşün bu kadar şey bir tenis topuna sıkı dünyanın ne kadar yoğun olacağını hayal et. Dolayısıyla şey, e, çok yoğun yapılar e, ve ben ondan ışık alamıyorum. Bu kadar yoğun bir yapıdan da ışık kaçamıyor zaten. Göremiyorum. Nasıl tespit ediyorum? Dolaylı olarak. İşte şu an senin sağında solunda mesela ben seni işte görüntülü görüyorum ve sağında solunda birileri olsa senin kolundan çekiştirse ben o kişiyi görmesen de derim ki ya aslında sağında veya solunda birileri var onu çekiyor bir itiyor neyse. Öyle algılayabilirim, dolaylı olarak o kişiyi öyle tanıyabilirim. Kara de dolaylı yollardan bulabiliyoruz diyeyim ben. Yani kara deliklerin yutmaya çalıştığı şeylerden onların Kutmaya varlığını yutmaya çalıştığı, görüyorum. yutaması bile etkilediği şeylerden anlayabiliyoruz. Başka birkaç yöntem daha var. Böyle. Zaten şey çok olay oldu ya kara deliğin ilk fotoğrafı. Evet. Onun da olayı şuydu. Kara deliğin durduk yere fotoğrafını çekemezsin. Aynen, Ama öyle. kara delik anladığım kadarıyla Sayyidistan düzelt. arkasından gelen ışık kaynağını kestiği için kara deliğin evet. fotoğrafı çekilebildi. Yani yani güneş hem de çevresindeki başka maddeler işte yıldızlar işte ölmek üzere maddesini kaybeden yıldızlar aynen öyle. Bu etkilerle yine dolaylı yolda oluyor aslında. Ya, tabii dolaylı yani. Hı hı. Ee, ama evet çok ilginç mesela kara delikler nereye çıkıyor nereye gidiyor. Interstellar, <laughs> hiç bilmiyoruz <laughs> Evet ya o işte bir karadenin içerisine giren bir şeyin zaten sağ kalma ihtimali yok ya da tek parça kalma ihtimali yok. Ama, ama bunlardan bilebiliriz ki. Ama şimdi şöyle bizim bildiğimiz bir maddeyi biliyoruz. Şimdi yıldız nedir? Aslında tamam dünyada güneşin içi mesela 15 milyon derece. E şimdi biz dünyada 15 milyon dereceyi tatmıyoruz bilmiyoruz ama çok yoğun çok sıcak ortamları biliyoruz. E, veya dünyada o sonuçta atom yani bildiğimiz atom aslında. O da çok sıkışınca çok yoğun olunca. Yani çok yoğun bir yere girdiğimde o yoğunluk ve o kütle çekim zaten beni mahveder. Doğal başka bir boyut açılıyor olamaz mı? Bizim algılayamadığımız başka bir boyut açıl. Yani işte interstellar ya. Mes <laughs> canlı kalmıştı. canlık Neden olmasın? Ama orada da işte biz evrenin yapısını bilmiyoruz, evrenin şeklini bilmiyoruz. Evren zemin öyle bir şey mi bir so delikle, solucan deliğiyle, kar delikle işte bilmem neyle bu tür şeyler oluyor mu? Bunlar biraz daha kağıt üstünde şeyler, matematiksel kimsenin pratiğini yapamadığı şeyler açıkçası. Hmm, yani şu an şu an için Tamam anladım. Astronomi ile alakalı aslında birçok sorunun cevabı şu an teknolojimizin bunları test etmeye yeterli olmaması. Ama, ne büyük, e, yük, uzaklık falan filan. Ama e, tabii bunlar etken test edilememesinde ama en azından bir fikrimiz olması. Evet, Ki aynen, bu evet. çok büyük bir şey yani bundan 300 yıl önce, 200 yıl önce bunlar hakkında çoğu şey bilmiyorduk yani. Aynen. Bir evet. kara deliğin mesela ne olduğu hakkında bir fikrimiz olup onun hakkında bir film çekebiliyoruz. Ama sonuçta kara deliği görüntülemek bambaşka bir olay görüntüleyebilmek Kesinlikle. yani. Kesinlikle işte bir de alışıla gelmiş şeylerin dışında şeyler. Bu kadar yoğun yapılar, işte nötron yıldızı da biraz öyle ama kara delik kadar yoğun değil tabii. Ya bu tür şeyler işte biraz şey yapıyor, düşündürüyor ve hani yeni şeyler, yeni deneyimler, tecrübeler. Ya insanın anlaması alışıla gelmiş yöntemleri geçmek lazım. Bir de hep şu sorun var. Biz fizik yasalarını biliyoruz ama bu fizik yasaları acaba buralarda geçerli mi, değil mi? Evet. Çok sıkı. Yani biz şu an dünya için geçerli olan fizik yasalarını biliyoruz ama bir de evren için geçerli olan fizik dinle, yasaları dinle var. var. Aynen. Yani Aynen. sonuçta hani e, bu Newton'un açıkladığı işte göreliliktir, şudur budur falan. Bunlar ilginç şeyler yani. Bunlar evet ve hani gerçekten uç şeyler en azından şimdilik. Dolayısıyla mesela işte Einstein bir söz var diyor. İşte matematikçiler diyor benim kuramlarıma, göreliliğe, özel göreliliği el attıktan sonra ben bile tanıyamadım diyor. Çünkü eee. gerçekten işler öyle yani. Zor birazcık. Baya zor. Bir de şey şu ana kadar alışılagelmişin şeyine yeni bir açıklama getiriyorsun. Bambaşka boyutlarda. Dolayısıyla e, böyle durumlar var yani. Evreni anlamadığına. Çünkü bazı şeyler uyuşmuyor. Onun için yeni bir açıklama getirmen lazım. O da bilimsel olmak zorunda. Şu ana kadar ikileri uyuşmak zorunda falan filan. Evet doğru. Bir de şu an hani atıyorum teoriye dönüşmüş bir şeyi. Senin bilginin de bir şekilde doğrulaması gerekiyor gibi bir şey evet, oluyor. Aynen. Ve bulduklarının aynen. aksini e, hani yanlış buldum evet. diye kabul aynen. ediyorsun bir şekilde. Kesinlikle. İlginç şeyler. Sana bir sorum daha var. Evrenin simülasyon olması konusunda ne düşünüyorsun? Belki evren gerçekten mükemmel matematiğe sahip bir simülasyondur. Ya ben böyle evrende bizden başka akıllı canlılar olması ve bu, konu, bu konuda mesela bu tür şeylerde biraz tabii insan kendi sağduyusuyla biraz bir yanıt vermek zorunda. Bu evrende bizim dışımızda hayat varlığı bana biraz daha şey gibi geliyor. Daha gerçekçi geliyor. Ama bu simülasyon bir özgür irade demiştin ya biraz hani ya işte özgür iradenin olmadığını ya da belki sinirlenir. ben de evet yani insan o kadar çok şeyden etkileniyor ki dünya koşullarında bile ama simülasyonda mıyız yani gerçekten çok zor bir soru bir kere ama hani olmadığımızı düşünüyorum <laughs> ben Ben e, olabilme ihtimalimizin çok yüksek olduğunu düşünüyorum <laughs> karşı taraftayım diyebilirim <laughs> ee, bunun matematiksel olarak da bazı ispatları var <laughs> ve makaleler falan da var bu konuyla alakalı yani simülasyonda olmamızın yüksek bir ihtimal olduğuyla ile alakalı ee, ve ben hep hep böyle düşünüyordum yani yaptım araştırmalar sonucunda. Sonra geçen gün, şey biliyorsundur zaten, Carl Sagan'dan sonra e, o da çok mektup oldu. Neil deGrasse Tyson'ın e, bir açıklamasını dinliyordum. O da bir kitaptan dinlemiş, e, dinlemiş, okumuş e, ve şöyle diyor tamam mı? Çok mantıklı. Ve o artık şey böyle, benim bu konuda kafam karışıktı ama bunu okudum ve biraz daha böyle geceleri artık daha rahat uyuyorum falan diyor adam yani simülasyon konusunda. Olay şu şimdi. Biz şu an umarım anlatabilirim. Biz şu an bir simülasyon yaratmadık kendimiz değil mi? Sörn'de yapılan şeyler sonuçta bir evren simülasyonu evet. yaratmakla yapılıyor. Yani evet. Bir açıdan evet. Bir açıdan evet. Çünkü biz Big Bang'e inanıyorsak Hı -hı. eğer Big Bang'in küçük boyutlu bir versiyonu yapabilirsek orada bir evren oluşturabileceğiz anlamına geliyor bu. Sörn'ün evet. olayı bu. Evet, ve Sörn'de evet. E, şu an bunu başaramadık yani. Yıl 2022 ve biz bunu bildiğimiz kadarıyla başaramadık. Şimdi biz bunu yapamadıysak bu şu anlama geliyor. Ya biz simülasyon oluşturmaya çalışan ilk akıllı varlıklarız. Ya da biz oluşmuş simülasyonun devam eden ve şu anda yeni simülasyonu oluşturacak olan son şeyiz. Son <laughs> akıllı canlılarız. Anladın mı? Anladım, çok iyi anladım. Çok mantıklı değil mi? Ya evet evet çok mantıklı. Ben niye şeyi söyleyeyim ya. Bunlar buraya kadar okey. Ama şöyle acaba biz, biz diyelim ki biz bir simülasyonuz simülasyonu da başka birileri oluşturdu haliyle bizi yani bu şeyi e, ya da birileri daha böyle çok zeki bir grup neyse artık o yönetiyor. Bizim tanrı dediğimiz şey o kavramı bir kere çok açık yani Hı -hı. çok yoruma açık bir şekilde evet. ve bizim tanrı dediğimiz varlık ya da varlıklar gerçekten bizi yaratanlar olabilir yani. Evet tabii ki ihtimal dahilinde. Sadece... Çok farklı ve yapılacak bir konu da. <laughs> evet. Ben, inan, ben niye bana çok gerçeklisi gelmediğini söyleyeyim. Ben hala şunu evet. görüyorum. Tamam birçok etken var ama hala e, olaylar bir kişisel hayatımızda, toplumsal hayatta, orada burada e, hayatın akışında hala bizim müdahalelerimizle aslında bir şekilde şekilleniyor. Hani ben tamam benim iradem dışında çok olay gerçekleşiyor ama bunu da yine başka iradesi olan benim gibi birisinin yaptığı için. İşte ben gittim sınava yetişemedim. Niye? Çünkü hoca sınavı o saate koydu. Sabah trafik vardı. Çok insan trafikteydi. Yetişemedim. Bu olan olaylar yani oraya yetişemem o olay benim için negatif bir şekilde gerçekleşmesinde başka benim gibi bir sürü insanın bir şekilde iradesi kuralı bir şeyi var diye oluyor. Ee, bir üst akıl tırnak içinde söyleyeyim. böyle bir yönlendirmeyi göremiyorum. E bir de yani bilimsel kafası öyle çalışıyor. Yani bir illa bir böyle bir somut olmasa bile yani akla ve mantığa uygun. Aa evet ya tamam diyeceği bir şey. Yani gerçekten kadar şey istiyorum böyle hani. Anlamadım. Hissedebilirim bir şey istiyorum. Ya aslında sen bir simülasyonda olma hissini ötelemek istiyorsun, yani bunu kabul etmek istemiyorsun anladığım kadarıyla. <laughs> yani... ee, bak bir dakika anlamadığım şey şu. Ee, sen şöyle mi düşünüyorsun? Bir simülasyondaysak bizi o simülasyonu yaratanlar hala kontrol ediyor ve bir şeyleri etkilediğini mi düşünüyorsun? şey etmiyor diyorum. Etmediği için yoklar diyorum. Bir şekilde o kontrolü hissederdik diyorum ben. Ha, anladım. Tamam. Tamam, tamam. Açıkçası dinlerle de mesela bağdaşan bir konu. Belki de şöyle etik bir karar aldılar. Biz bu simülasyonu yaratacağız ve hiçbir şekilde müdahale etmeyeceğiz. Onları gözlemleyeceğiz. Bakalım kendi başına bıraktığımız zaman bunlar ne yapıyor? Evet ama belki yani belki bu bir şekilde kötülük problemini bile açıklıyor olabilir yani. Evet ya işte şöyle bir şey var. Bu olay yani kontrol edilmiyor oluşumuz Zın iki tane neden olabilir. Bir dediğin gibi böyle bir karar almışlardır ya da yoklardır ama ikisi de şu an evet, evet. eşit derecede şey oluyor. O yüzden. Tabii ki. De... tabii ki. Bu arada benim bu söylediğim şekilde Neil deGrasse Tyson aslında bir tık daha o evrenin simülasyon olmadığı konusunda ikna olmuş gibi gelmişti bana yani. Hmm. Onu da belirtmek isterim tabii. Ama ben daha komplo inanmaya <laughs> müsait bir insan olduğum için belki bu şekilde inanıyorum. Hepimizin doğası böyle gerçekten. Yani bu astrolojide de öyle 51. Bölge her şeyde biraz daha yatkınız yani. Neden bilmiyorum. Bu psikolojik zihinsel bir açıklaması vardır ama yatkınız gerçekten inanmıyorum. Sana 51. bölgeyi sormayacağım ama sana astrolojiyi soracağım son kez. Astroloji nedir? Senin bir astronom astronomiden <laughs> Orada gelen Orada <bir> yavaşladın <laughs> <laughs> astronom. Yani, biliyorum tabii ki de. Yok yok vurgulamak istedim. Senin bir astronomdan gelen insan, astronomiden gelen insan olan biri olarak hani astrolojiye bakış açınız nasıl sizin camiada? <laughs> Ya bazen herkes karşı tabii ki haliyle yani bunun bir kahve falından işte bir nazar boncuğuna yapılan muameleden farkı olmadığını herkes öyle bakıyor olaya. Ama bir grup meslektaş gerçekten çok sertler. O kadarına gerek yok. Yani i̇nsanlar inanabilirlerken yani herkesin bir konuda uzman olmasına gerek yok. Bu işin arka planını çok bilmesi bilmeyebilir ya da ben o kadar sert bakmıyorum tabii ki. Yani benim arkadaşlarım vardır yani takipleştiğim Hatta böyle yazarlarda ufak şeyler olur ama çok vardır. Hatta benim ta benimle takip ettiğim 3-4 tane astrolog bile var yani arkadaşım. Bir şekilde tanıdım sonra astrolog olduğunu fark ettim. Böyle <laughs> oldu yani. E, olay şu aslında. Şimdi çok basit anlatmaya çalışacağım. Şimdi bugün güneş doğdu ve battı. Ben dünyadan güneşi izlediğimi varsayalım. Ne oldu? Güneş dünya üzerinde bir yol çizdi gökyüzünde değil mi? Bu bir iz yani. İşte D noktasından, doğu noktasından, B noktası, batı noktasına kadar bir yol. Bu güneşin izlediği bir yol ama gerçekten aslında öyle bir yol yok. Ben dünyadan bakınca öyle algılıyorum. Sanki güneş benim gökyüzümde bir yay çiziyormuş gibi. Neyse. Bunun bir de bir yıllık hareketi var. Bu günlük hareket. Bir de bir yıllık hareketi var. Şimdi şunu fark ettik. Fark etmedik aslında zaten öyle. Güneş yıl boyunca bir gökyüzünde yaylar çiziyor. Hareketler yapıyor. Ve bu yaptığı izleri yolların arkasında takım yıldızları kalıyor. Neden kalıyor? Çünkü zaten biz gökyüzünü, tüm gökyüzünü hem güney yarım küreyi hem kuzey yarım küreyi takım bir sürü yıldız var. Ve atalarımız halbuki bu yıldızların birbiriyle hiçbir alakası yokken bunlardan şekiller çizmişler. Ve bunlara takım yıldızı demişiz. Gerçekten mesela Orion, işte kraliçe takım yıldızı, W, kraliçenin tarcına benzer. O takım yıldızındaki o yıldızlar normalde birbiriyle alakasız şeyler. Bir çok çoğu birbirine uz, farklı uzaklıkta. Ama biz yan yana görüp bir şekilde benzetmişiz. Neyse. Peki bu iz bunun böyle olmadığını bildik tarihsel. Sonra dedik ki, ya bir dakika bu şekilleri yine kullanalım. Çünkü bize referans oluyor bunlar. Mesela ben evinin adresini sorsam mutlaka şunun yanında bu sokakta diyeceksin. E ben de gökyüzüne bir şey tarif ederken takım yıldızlarını kullanabilirim. O yüzden astronomlar takım yıldızlarını kullanıyor. Gerçekte olmamalarına rağmen. Buradan bakınca öyle görmeye rağmen. Şimdi bu bir. Dolayısıyla biz bugün bazıları eskiden geliyor bazıları yeni toplam 88 takım yıldızımız var. Ve az önce güneşin hareketinden bahsettim. Güneş hareket ederken arkasında bazı takım yıldızları kalıyor. Neden? Çünkü güneş bize çok yakın. Yıldızlar çok uzak. Arkasında kalıyor. Gerçekte o yıldızlarla güneşin hiçbir bağlantısı yok. Ve şu oluyor. Bir yıl boyunca 12 mevsim boyunca güneş belli takım yıldızlarının olduğu bölgede duruyor. Gökyüzünde görünür olarak. Gerçekte öyle değil. Ve ve şunu diyor. Diyor ki sen A ayında doğdun. Ocak ayında doğduysan bu ayda güneşin arkasında hangi takım yıldızı varsa sen o burçtasın. Ve bunlar da güneşte yıl boyunca 13 tane takım yıldızının dolanıyor. Et evet, arkasında alıyor diyeyim. Yılan da var. 12 tane de bildiğimiz var. 13 tane takım yıldızı var. Dolayısıyla Mart'ta doğuyorsan işte a, o dönemde güneş gökyüzünde şu bölgede onun arkasında da bu takım yıldızı kaldı. O yüzden sen bu burçtasın diyor. Dolayısıyla bu, yok yıldızları... senin hangi bölgede olduğun olup gökyüzüne baktığına göre de değişmiyor mu? e, şimdi şöyle orada referans dünyanın kendisi bir nokta kabul ediliyor. Dolayısıyla senin olduğun konumun çok bir önemi yok. Bir de o bir günlük bir şey değil. Bir ortalama ha. bir ay boyunca. Mesela, ha doğru. Burçlar da öyle değişiyor zaten. Evet aynen. Ki ama işte şöyle bir şey. Onlar her gün hepsini 30'a bölmüşler. 30 bine. Bazı, bazı takım güneş 45 gün kalıyor. Bazılarında da 15 gün kalabiliyor falan. Neyse. Orada da bir orantı öyle ne, net bölünmüşlük de yok. Neyse. Hem o takımları gerçek değil. hem güneş bu olay. Yani Şimdi senin arkanda bir tablo var. İşte oturmuşsun odada. Ama ben seni yandan bakarsam sağ tarafında veya arkanda bu tarafında başka bir şey olacak. Benim açıma göre bu değişecek yani. Bunun seninle bir şeyi yok. Dolayısıyla insanlar buna göre oradan yorumlar yapıyorlar. E gezegenler gökyüzünde hareket ediyor. Onlar da takımcılarının arkası önünden geçiyor. Geçiyormuş gibi görünüyor. Buna göre yorumlar yapılıyor. Biz de diyoruz ki ya bunun hiçbir bilimsel açıklaması yok. O takımcıları gerçek değil. O yıldızlar birbiriyle alakaları yok. Güneş gerçekte onu arkasına almıyor. Yani bunlar hep görsel şeyler. Yani hiçbir bağlantısı yok yani. Peki Eskiden mesela aslında bu astronomiyle astrolojinin ayrıldığı bir nokta var tabii ki tarihte. Hı hı. Bu ikisi ayrılmadan önce çok önce Müslüman bilim insanları da mesela bu şekilde araştırmalar yapıyordu. Hı hı, evet. Ve onlar onların da e, işte yıldızname falan deniyor mesela. O çok öyle şeylere bakıyorlar falan. Evet. E bunlar hangi noktada ayrılıyor? niye ayrılıyor ve bir de şu var mesela. Ya bugün keyfiniz kaçık olacak. Sevgilinizle tartışabilirsiniz. Dikkat edin. Bunlar diye <laughs> benim bahsettiğim. Bazı adamlar ciddi ciddi gökyüzüne bakıyor tespit falan yapıyor. O kişinin karakterinin falan da analizini yapıyor mesela. Doğduğu saç şu bu evet. falan diye. Ve tutuyor dedi. Yani hı hı. şans mı gerçekten bunun hepsi yani? Ya şöyle bir kere şey söyleyeyim. Evet bazı insanlar daha böyle karakter, daha temel şeylerden. Yarın bu hafta böyle olacak üzerinden daha şey yorumlar yapanlar da var. E, bu olaylar niye bu kadar geçti? Eskiden hükümdarlar, yönetimler sırf tahta ne kadar kalacağını, bundan sonra ona kim karşı gelecek falan filan. O işler için bile baktırıyorlardı zaten yani. Şey, evet. çok normal bir şey. Ama şimdi şöyle bir şey var ee, o kadar çok astrolog o kadar çok şey söylüyor ki mutlaka bunların içerisinde tutacak şeyler var yani. Hani bir de bazı söylenen şeyler de gerçekten hani bu hafta kötü bir şey yaşayacaksın yorumu ya da mali olarak bir şey yaşayacaksın yani biz her gün her an mali bir şey yaşıyoruz zaten iyi kötü olmuyor yani hiçbir şey yaşamamak da bir kötü. Maaşımı almamam bile aslında kötü bir Yani dolayısıyla bunun böyle bir şekilde çok yuvarlak şeylerin içerisine mutlaka hayatın içinden bir şey giriyor zaten. Bu birinci nokta. İkincisi şöyle bir şey var. Mesela bu diğer komplo için geçerli. Yarın deprem olacak diyor adam. Her gün tweet atıyor mesela. Sivas'ta böyle bir şey olacak. Kore'de böyle bir şey olacak. Adamın binlerce tahmini tutmamış. iki tane tahmin tutmuş mesela. O anda da deprem olmuş gerçekten de. Herkes onu paylaşıyor. Ya diyeceksin ki arkadaşım %0.001 ile tutturuyor. Bu da zaten her zaman her salladığında olabilecek bir şey. Yani hatta yarın deprem olacak ihtimal şu an için %50 ihtimal zaten. Ya tabii Hadi. her ya ben mesela bir olasılıkta da anlamadığım hep şey şudur matematikte. Ya bir şeyin olasılığı %50 değil mi ya? Olur ya da olmaz. <laughs> hani evet, neden çok bunu... parametre varsa eliyorsun falan filan hani işte. Evet evet. Yani şey anladım. Tabii ki bunun cevabı sende gizli değil yani. Hı -hı. Bu sorunun cevabı astroloji falan filan. Ama belki astrolog başka birini alıp muhabbetle onunla yapmak gerekiyordur bilmiyorum. Yani bir arkadaş önerebilirim. Sevdiğim bir insandır. Ee... Tamam bunu senle sonra konuşalım o zaman. <laughs> o yalanlar beni o, yalan var var o ayrı konuda. <laughs> bu aydınlatılması gereken bir alan. Benim evet. annem de mesela bak böyle şeyleri e, hani şey işte günlük yorum falan gibi değil ama takip ediyor. Ve evet. hani ben de kendimi daha iyi hissediyorum. Çünkü bir şekilde insan bilinmezliklerle baş etme konusunda bir şeylere Hadi. tutunmayı istiyor. Ben bunu kesinlikle anlıyorum yani. Hani sana umut ya da belki yeri gelince umutsuzluk verip kendini hazırlayabileceğim bir şeyler sunan bilgiler insanların hoşuna gitmesini kesinlikle anlıyorum yani. Çok ama ben. sadece bunu şunu kabul etmek gerekiyor. Sen astrolo astroloji takip edebilirsin ama günümüz dünyasında astroloji bir bilim olarak kabul edilmiyor. Dünyanın yani hiçbir üniversitesi, üniversitelerinde bunu yapamazsın. Dünyadaki hiçbir bilimsel evet. ciddi ortamda bunu kabul edemezsin. Ya bir yerde astronomi ve astroloji ayrıldı ve farklı yerlere gittiler yani bunu kabul ya, etmek. Simya ile dünya ol gibi öyle. oldu yani simya sahte bilimdi evet. ama yani evet, ama de ben de. şunu da böyle, hani her şey kararında konuşmak lazım. İşte 2000 yıl önce, 1000 yıl önce, 500 yıl önce insanlar astrolojiye inanması da normaldi. Biz olsaydık biz de inanırdık. Bence de çok normaldi. Daha doğal bir şey yok yani. Ya bir de şu çok güzel bir şey. Mesela hani bazen bana oluyor, bilmiyorum sana da oluyor mu? Gökyüzüne bakıyorum, özellikle geceye bak. Gündüz bunu fark edemiyoruz. Ya şu an ben inanılmaz bir boşluğa bakıyorum. Yani Alabildiğine. Ya bu, bu, bu insanın aklının alabileceği bir şey değil. Hani ben orada hepimiz başımızı kaldırınca gece parlayan bir şeylerin, yıldızların varlığını görmeye çok alışmışız ama bir saniye şöyle düşünüp gerçekten fark ettiğin zaman akıl alır gibi bir şey değil yani içinde yaşadığımız dünya. Ve şu an bizim var olmamız yani ben biyolojik olarak da söyleyeyim senin anlattıklarından astronomi olarak da çıkardığım bu varlığımız mucize ya bizim. Evet. Ya işte bu insan kendi değerini hani şey denir ya mikroskop insana önemini, teleskop önemsizliğini gösterdi. O dengeyi sağlamak lazım. Evet. Biz kendimizi özel bir yerlere sokmanın çok da bir manası yok. Ama bir yandan da gerçekten dünyada hayat olması için çok fazla koşul bir araya gelmeliydi falan filan. Bunları da o yüzden değerini de bilmek lazım falan filan. E, ya bu o dengeyi sağlamak lazım bence. Ben bu astrolojiyi şöyle konuyu kapatayım. Hani Armstrong hep şey der ya biz astrologların iddia ettiği gibi öyle çok basit bağlarla bağlı Biz aslında yıldızlara çok çok daha derinden bağlıyız. O da hani hep işte biz yıldız tozu sözüne vurgu yapıyor orada. Hı. Aslında bizim bedenimizdeki birçok madde, element, dünyadaki altın, platin birçok şey aslında yıldızların çekirdeğinde oluştu. Evet. Bu da zaten bizim yıldızlarla bir bağımız olduğunu söylüyor biyolojik olarak. Ya biz hani hep şey diyoruz ya bütün dünya birbirine bağlı. Aslında bütün evren birbirine evet, bağlı. Evet aynen öyle. Aynen, aynen. Yani müthiş bir düzen yani böyle bir. Şimdi gibi bir şey ya. Evet evet çok çok iyi. Son kez senden bir de şey istemek istiyorum sormak istiyorum. Bir kitap, film vesaire önerim var mı? Var. Ya şimdi bir tane müzikten başlayayım. Ee, ben Oval City diye bir arkadaş var. Uzayla ilgili çok güzel. Yani şeyleri de güzel. Ben de dinliyorum. Çok aşırı bilinen değil. Ama bir tık Coldplay'i andırıyor. Coldplay'in de zaten yine. Coldplay'in bu arada ekibinde bir astronom da var. Antropolog falan da var. Değil mi sen? Evet. Coldplay e, ben hiç böyle hani şansım yok. Almanya'da Berlin'de falan konserleri oluyordur da hani Türkiye'de... <laughs> Ben hani gitmek çok isterim Coldplay. Coldplay All City ilk aklıma gelenler müzikte. Filmde de zaten direkt kontağı söylemeyi istiyorum yani kontak. Öyle mi? Sen de mi onu önerecektin? Evet ya yani kontak gerçekten bir başyapıt. Ee, şey öyle Interstellar yine keza öyle. Bir de ben Gattaca'yı önermek istiyorum. Gattaca Aa, diye Gattaka yazıyor. da güzel. Çok... Ama Gattaca'nın astronomiyle ne alakası var? Onu ben önerebilirim bence sen öneremezsin onu. <gülüyor> genetik <gülüyor> tamam birazcık ama hani genetik ama as orada çocuk uzaya gitmek istiyor falan o Öyle miydi? Evet, o kadar evet. da tabii şeydi. orada içinde insanlar siyah beyaz diye ayrılmıyor. Irkçılık genler üzerinden oluyor falan ama tabii işte neyse anlat hikayeyi de kesinlikle tavsiye ederim. Benim de biraz önerme hakkım şöyle var. Aslı çocuk uzaya gitmek istiyor çünkü. Tamam anladım. <laughs> hadi hadi öner bakalım. <laughs> ya kitaplardan da ya Carl Sagan'ın ve Neil Tyson'ın güzel kitapları var. E, Türk, Türkçe'de güzel kitaplar var aslında. Böyle biraz daha şey yapmak. Bir Bakışta Evren Astronomi diye bir kitap var. O da güzel. Çeviridir ama bizim hocalarımız çevirdi. O güzel. Tamam, bir bakışta umarım. evren. Ben hani sonrasında gerekirse linklerini de atarım. Bu, bu kitapları önerebilirim. sitelerde böyle bir liste yapmıştık. Onu da atabilirim. Orada filmler, kitaplar var. Harika. Ben ee, senin bu söylediklerin hepsini aşağı açıklamalar kısmına yazarım podcast bölümünü. Tamam. Bir de bir tane şey oluşturmuştuk. İçerisinde astronomi ile ilgili kelimeler geçen bir müzik listesi yapmıştık. Hem Türkçe hem İngilizce. İyi, ee, iyi. Onu da yollarım. Yani tabi hepsinin konusu şey değil Astronomi değil. Bazılarında işte aşk var ama. Onu gökyüzü üzerinden, yıldız üzerinden anlattığı şarkılar da var. Olsun. Evren, evrenin belki ayakta durmasının sebebi aşk, sevgidir işte bilemiyoruz. <laughs> belki. Biraz romantiye bağlı. Belki bu, de fiziksel mi? yasalardır falan deyip böyle bütün <laughs> içine ediyormuşum. Gerçekten. Yo belki hepsi bir bütündür artık bilemiyorum. Hem hissi hem daha böyle somut bilgiler tabii ki. Hepsi hepsi bizi biz yapıyor yani. Hayır <laughs> çok güzel bir muhabbetti ya. Bak Hiç normalde seninle bir saat konuşalım dedik ve şu an 1 saat 45 dakika. Evet ya, Hiç bölmek de istemedim. Anladım. Hiç bölmek istemedim çünkü ben çok keyif aldım yani. Çok, ben çok de teşekkür ederim geldiğim için. canım ben davet ettiğin için teşekkür ederim. Ya aynı şekilde çok keyifliydi. Bir sürü şey söyledim. Ben de bir sürü şey öğrendim. O yüzden keyifliydi benim için de. Gerçekten Bak çok memnun oldum bu ben <laughs> Evet o zaman tekrar görüşmek üzere. Belki ileride bir gün. Umarım. Bakalım. Senin çok birse yurtdışında da bak belki görüşürüz yani. Evet bence de yurtdışında görüşmemizi tercih ederim açıkçası. Bakalım hayat gösterecek. Olma ihtimali var. Hadi hadi inşallah. O zaman hadi görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz. İyi günler.